Avrupa'da gündem başlıyor. Bize muhabbet. Alman kadınlar birliği neden? Avrupa'da nasıl bir tablo var? 140 bu cadde Almanya arasındaki. Şu anda göçmen çocuklarını ve gençlerini destekliyor. Avrupa'da gündemde bizi yalnız bırakmadınız. Günaydın. Avrupa'da gündem yeni sezonuyla tekrar karşınızda. Hepiniz hoş geldiniz ekranlarımızda ve her zaman olduğu gibi yine aynı şeyi aynı sözlerle başlayalım. Dünyanın neresinde olursanız olun şu anda ekran başında olan ve bizi izleyen tüm seyircilerimize iyi sabahlar, iyi akşamlar ve iyi geceler dileyerek programımızı açıyoruz. Sevgili Avrupa'da gündem izleyicileri, 1 Temmuz'dan bu yana epeyce zaman geçti. Sizler tatillerinizi yaptınız ve Türkiye'ye geldiniz. Büyük bir çoğunluğunuz geri döndünüz. Tabii biz de tatil yaptık ama bir yandan da Avrupa'daki Türkiye kökenlilerin yaşadığı sorunları, yaşadıklarını yakından takip etmeyi bırakmadık. Bugün çok yoğun bir gündemle karşınızdayız ilk programda. Hemen onlardan kısaca söz etmek istiyorum size. Almanya'da ameliyat edilmek üzere bir hastaneye yatırılan Muhammed Eren'in dramını getireceğiz. Muhammed bebek henüz çok küçük ve kalbinde bir problem var. Almanya'daki bir hastane onu ameliyat ederiz dedi. 400 bin euro yatırıldı. Fakat ameliyat etmiyor. Bu konu ciddi bir tartışma konusu oldu. Neden ameliyat etmediği konusu tıp çevrelerinde tartışılıyor. Dava açıldı. Yavuz Dönmez de, Muhammed'in babası Yavuz Dönmez de konuşacağız. Almanya'da tüm dünyada olduğu gibi eğitim sistemi başladı doğal olarak. Eğitim sisteminin büyük sorunları var. OECD ortalamalarının altında şu anda Almanya'daki eğitimin skalası. Hakikaten çok geri bir sırada. Ve bunun sebeplerinden biri de eğitim sisteminin baştan aşağı yanlış olması. Eğitimci Malik Karabulut'la konuşacağız. Alman eğitim sisteminin nasıl ırkçı, nasıl sınıfsal ayrımcılığa dayandığını tek tek anlatacak. Ve Almanya'da eyaletler arasında bile alınan diplomalar arasında bir eşitlik olmadığı hatırlanırsa hakikaten vahim bir durum. Almanya'da özellikle Türkiye kökenlilerin yaşadığı sorunlara bakıldığında Malik Karabulut bu sorunları tek tek bizlerle paylaşacak ve çözüm önerilerini de beraberine getirecek. Hamza Bayrak İskoçya'da çok önemli röportajlar yaptı. İskoçya biliyorsunuz 18 Eylül'de bağımsızlığını oylayacak. Bakalım ne çıkacak sonuç. İngiltere kamp kurdu adeta İngiltere hükümeti İskoçya'ya. Bu konuda çok özel bir haberimiz var. Hamza Bayrak'ın hazırladığı bir haber var. Röportajlar var. İngiliz siyasetçilerle, İskoçyalı siyasetçilerle, STK temsilcileri yapılan röportajlar var. Onları sizlerle paylaşacağız. Bu arada Ren Nehri'ne bir Alman genci tarafından itilen Can Dip'in ailesinin dramını getireceğiz ekranlarınıza. Can Dip Ren Nehri'ne bir Alman genci tarafından itildi. Ceza olarak ödül verildi Alman gencine. Nasıl bir ödül olduğunu okumuşsunuzdur ama bir kere de buradan izleyeceksiniz. Ve baba Ali Dip'le telefon bağlantımız var. Evet, bu telefon bağlantılarımız var ve bu arada Umut Hızlı Derneği Başkanı Kamil Altay'la da bir telefon bağlantımız olacak. Çünkü 2013 yılı Alman Gençlik Dairesi'nin istatistikleri açıklandı. Bu istatistiklerde son derece ilginç veriler var. Bunları konuşacağız Kamil Altay'la. Şimdi ilk haberimizle başlayalım. Almanya, tarihin en yıkıcı savaşlarından biri olan 2. Dünya Savaşı'nın başlamasının üzerinden tam 75 yılı geçti. Ülkesi Hitler tarafından işgal edilen Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski, Almanya Federal Meclisi'nde düzenlenen programda savaşın karanlık yüzünü anlattı. Kimler anlattı? Almanlar anlattı. Bundan tam 75 yıl önce insanlık dünya tarihinin en kanlı savaşlarından birisinin başlamasına şahitlik etti. Alman diktatör Hitler'in kendi oluşturduğu bir bahaneyle Polonya'ya saldırması, milyonlarca insanın ölümüne ve onlarca şehrin yerle bir edilmesine sebep olacak İkinci Dünya Savaşı'nı başlattı. İkinci Dünya Savaşı'nı kaybeden ve galip devletler tarafından savaşın sorumlusu ilan edilen Almanya, uzun yıllar kendini sorgulamaya devam etti. Ülkesi 75 yıl önce Hitler tarafından işgal edilen Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski, bu kez konuk cumhurbaşkanı olarak Almanya Federal Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Komorowski, Federal Meclis'teki anma töreninde
İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan acıları ve 25 yıl önce demir perdenin düşmesinin ardından Almanya ve Polonya'nın Avrupa Birliği'nin birleşmesine yaptıkları katkıları anlattı. Geçmişten hep birlikte dersler çıkarmamız gerektiğine inanıyorum diyen Polonya Cumhurbaşkanı, Almanların tarihi anlamaya çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Suriye, Irak ve Ukrayna'daki savaşlara da değinen Komorowski, değerlerimizin evrensel olduğuna inanıyorsak, Ukrayna, Suriye, Libya ve Irak'ta gördüklerimize uygun cevaplar bulmalıyız dedi. Almanya Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert da tarihin en korkunç savaşlarından birini andıklarını belirterek, Almanların ve Polonyalıların dost olmasını bir mucize olarak değerlendirmek gerektiğini kaydetti. Törene Başbakan Angela Merkel, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve eski Cumhurbaşkanı Christian Wolff'un yanı sıra, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karstoğlu'nun arasında olduğu çeşitli ülkelerin büyükelçileri de katıldı. Almanya'dan devam ediyoruz. Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt'in 1 Ocak itibariyle otoyolları kullanan yabancı otomobillerden ücret talep edileceği yönündeki açıklaması ülke genelinde tartışma yarattı. Almanya'da Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt'in otoyolları kullanan yabancı plakalı araçlar için ücret talebiyle başlayan tartışmalar dinmek bilmiyor. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin isteği üzerine başlatılan çalışma koalisyon ortaklarını karşı karşıya getirdi. Komşu ülkelerde konuyla ilgili temaslarda bulunduklarını ifade eden Dobrindt, "Onları ikna etmeye çalışıyorum. Yolları kullananların bakımından sorumlu olması adaletin gereğidir." dedi. Tartışmalara dahil olan Başbakan Angela Merkel ise Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt'in otoyol ücreti önerisinin itibarsız hale getirilmemesini istedi. Avusturya'da 17 yıldan bu yana uygulanan vinyet olarak bilinen otoban bileti sisteminin Almanya için de örnek olabileceği belirtiliyor. Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ise otobanları kullanan tüm sürücülerden ücret alınması gerektiğini ifade ederek tartışmayı iyice alevlendirdi. Almanya'da dinmek bilmeyen bu tartışmada yeni uygulamanın özellikle Almanya'nın sınır bölgelerinde turistlerin ülkeye gelip alışveriş yapmasını olumsuz etkileyeceği öne sürülüyor. Bremen yakınlarındaki kimyasal bir atık fabrikasında bilinmeyen nedenlerle şiddetli bir patlama gerçekleşti. Patlama nedeniyle bölgede maddi hasar da oluştu. Olay nedeniyle yaralar olduğu bildirildi. Bremen yakınlarında faaliyet gösteren kimyasal atık fabrikasında dün akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre patlama nedeniyle bir kişi ağır olarak yaralandı. Patlama neticesinde olay mahalline yakın 40 evde ciddi maddi hasar oluştu. Yetkililer hasar gören bazı evlerin çökme tehlikesi altında olduğunu açıkladı. Patlama sonrası fabrikayı saran alevler çok sayıda itfaiye aracının bölgeye sevk edilmesiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabildi. Yetkililere göre olayın sebebi bilinmiyor. Patlamanın nedenini aydınlatacak uzman ekibin olayın gerçekleştiği alana girmesine henüz izin verilmedi. Organofluid şirketine ait işletmede kullanılmış solvent atıkları bir dizi işlemden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getiriliyordu. Ve şimdi Muhammed Eren bebeğin dramına geçiyor sevgili seyirciler. Biraz sonra Yavuz Dönmez, Muhammed Eren bebeğin babası telefon hattımızda olacak. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi yine sizlerle paylaşacağız. Geçmişe döneceğiz ama şimdi son nokta ile ilgili olarak gelinen son nokta ile ilgili bir haberimiz var. Almanya'ya götürüldü Muhammed Eren bebek. Kalp nakli için Almanya'ya götürüldü malum. Ve Muhammed Eren bebek büyük bir dram yaşıyor. %20 engelli olduğu gerekçesiyle nakil yapılmıyor. 23 aylık Muhammed bebek ve onun için el ele veren avukatlar hastane aleyhine, ameliyatı yapmayan hastane aleyhine tedbir davası açtı. Almanya'nın Giessen kentinde 2 yaşındaki Muhammed Eren Dönmez adlı bebek büyük bir dram yaşıyor. Türkiye'den 5 ay önce tedavi olmak amacıyla ailesi tarafından Giessen Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Muhammed bebek kalp nakli olmayı bekliyor. Hastane yönetimi Muhammed bebeği kalp nakli yapılacak hastalar listesine almadı ve gerekçe olarak bebeğin %20 engelli olduğunu gösterdi. Kalp nakli yapılmayan Muhammed Eren bebek için el ele veren avukatlar hastane aleyhine tedbir davası açtı.
Tıp hukukunda uzman doktor avukat Aliver Tolmayn, avukat Ramazan Akbaş ve avukat Nihal Ulusan aileyle görüşerek konu hakkında tedbir davası açılmasına karar verdi. Evet sevgili seyirciler, Muhammed Eren Bebek Almanya'ya gittiğinde bitkisel hayattaydı ve solunum cihazına bağlıydı. Ancak bir mucize gerçekleşti. Daha sonra Muhammed nefes almaya başladı. Sağ ve sol kol bacaklarını kaldırmaya başladı. Gülümsedi. Anne ve babası umutlandı. Ve Facebook'ta bir sayfa açıldı ona. 50 bin kişinin desteği, belki daha fazla kişinin desteğiyle Muhammed Eren bebeğin ameliyat edilmesi için kampanya başlatıldı. Almanya'daki hastaneye gitsen, hastanesi de Muhammed Eren bebeği ameliyat edeceğini söylemişti ve Türkiye'den 400 bin euro para toplandı ve hastanenin hesabına yatırıldı. Fakat hastane yetkilileri çeşitli gerekçeler ile sürerek Muhammed Eren bebeği ameliyat etmiyorlar. Şimdi Muhammed bebek doğduğundan beri neredeyse hastanede ve ailesi bebeklerinin, çocuklarının bir an önce ameliyat edip hayata döndürülmesini istiyor. Yavuz Dönmez, baba Yavuz Dönmez telefon attığımızda. Yavuz Bey merhaba. İyi yayınlar. Sesinizi alamıyorum Yavuz Bey. Merhaba, iyi yayınlar. Geliyor mu sesim? Şimdi geliyor, evet. Yavuz Bey, öncelikle tabii konuşmamıza geçmeden önce şunu sormak istiyorum ben size. Muhammed'in durumu nasıl şu anda? Şu an tam Muhammed'in başındayım, ona hikaye okuyordum. Şu anda resim gösteriyorum, biraz huzursuz bugün ama... Evet. Genel itibariyle şöyle, yani Muhammed Eren'in tabii Türkiye'den Almanya'ya gelmeden bir gün önce kalbi durdu ve o kalp durmasına bağlı olarak beyninde bir hasar oluşmuştu. Hı hı. Tabii doktorların çizdiği tablo çok trajikti, yani hani gözü görmüyor, kulağı duymuyor, işte evet, hissetmez, hiç iletişim kurmaz vesaire. Ama süreç içerisinde gördük ki yani Muhammed Eren tam uyandıktan sonra aslında tablo o kadar da trajik değil yani. Hani, evet. Bizim gözlerimize bakıyor, iletişim kuruyor, elini ayağını oynatmaya çalışıyor, soğuğu sıcağı hissediyor, kendi nefes alabiliyor. Hı hı. Yani bunların hepsini yapan bir çocuğun da burada bir şekilde ölüme terk edilmiş olması. Yani biz ölüme terk edilme diyoruz. Neden? Hı hı. Çünkü bizim önümüzde tek alternatif var, kalp nakli. Başka herhangi bir şey yok yani. Evet. Başka bir ikinci bir tedavi yöntemimiz olsa da onu denesek ya da kullansak ama evet, başka seçeneğimiz de yok şu an. Evet. Onun için bilmiyorum. Muhammed Eren direndikçe biz de direniyoruz yani. Yani bir bebeğin, yani Muhammed'in %20 engelli olarak nitelenmesi nedeniyle kalp naklini yapmadığını söylüyor doktorlar, Almanya'daki hastanenin doktorları. Yani, onu aslında şöyle biraz daha netliğe kavuşturmak gerekiyor. Tabii hani engelliliğin %20'liği ya da %100'lüğü neye göre değerlendiriliyor onu net bilmiyorum ama beyinde oksijensizliğe bağlı olarak oluşmuş olan %20'lik bir hasar var. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. O hasar mesela şu an neye etken? Hı-hı. Şu an mesela elini ayağını tam oynatamamasına etken. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Ama evet, hastane bu zamana kadar bunu yapmama kararını hep bize şey olarak bildirmişti. Yani etik bir karar olarak. Evet. O organ nakli bekleyen başka çocuklar da var. Dolayısıyla onların hakkına girmemek gerekiyor vesaire. Peki siz Yavuz Bey, çeşitli tıp çevrelerinin bu konuda farklı fikirlerde olduğunu tespit ettiniz ve bunun için hastanenin ameliyat etmesini istiyorsunuz galiba, anladığım kadarıyla. Tabii. Yani şöyle, nörolojik açıdan çocuktaki söyledikleri söylemler yani %100 değil. %20 bile tutmadı yani. Anlatabiliyor muyum? %20 bile. Çünkü bunların bize öngördüğü şeylerin hiçbiri neredeyse olmadı. Evet. Şu an Allah'a çok şükür iyi ile kötü arası gidiyor. Biz farklı nöroloji çevrelerinden de farklı fikirler almak istiyoruz. Onunla ilgili. Peki zaten... Muhammed ameliyat edilirse maksimum olası komplikasyonlar neler olabilir mesela? Bunları göze alabilmek mümkün mü? Anladım. Şöyle düşünün, yani yapay kalple devam ettiği zaman yaşam şansı hiç yok. Hiç sıfır yani. Hı hı. Böyle devam ettiği takdirde belki 2 ay sonra, 3 ay sonra, belki yarın oluşabilecek en ufak bir komplikasyon Muhammed Eren'i götürebilecek durumda. Hı hı. Ama diğer tarafta kalp naklinde atıyorum %20, %40 şans bile olmuş olsa, hı hı, bakın şans olmuş olsa, bu onun için büyük bir şans oranı yani. Evet. Yavuz Bey, şimdi donör bulmak Almanya'da nakiller, yani organ nakli meselesi çok
kurallar ve prosedürlere bağlanmış evet. durumda. Ve dolayısıyla da donör bulmak, şimdiye kadar okuduğum kadarıyla 15 donör bulunmuş ama bunların hiçbirisi uyumlu değilmiş. Türkiye'de ve dünyanın başka bir ülkesinde donör bulmak belki çok daha fazla mümkün olabilecek. Bu ameliyatı başka bir ülkede yaptırma konusunda bir girişiminiz olabilir mi acaba? Ya aslında başka bir ülkede yani düşündüğümüz bir ülke var şu an. Söylemeyeyim ismini de bir ülke var. Hı hı. Yani oradan yana biraz umudumuz var. Hı hı. Yani olayı şöyle de düşünmek gerekiyor. Birçok ülke sadece kendi vatandaşına yapıyor zaten nakli. Hı hı. Oradan nakli. Evet. Yani yurt dışından herhangi birisini kabul etmiyor. Hı. Kabul ettiği sayılar da çok 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 az oluyor. Onu da hani hiç riski olmuyor. Yani şimdi aslında kalp naklinin şöyle bir şeyi var. %100 riskli. Herkes için %100 riskli bir ameliyat. Hı hı. Ama doktorlar en az riskini bulmaya çalışıyorlar. Hı hı. Biz de şu an itibariyle... Ah öksürüyor yavrum. Ya bu arada çocuğun da başındayım da özür dilerim. Öyle mi? Estağfurullah. Yani siz kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Evet. Nasıl şu anda? Şu an öksüremez demişlerdi doktorlar ama ha, öksürüyor Allah'a çok şükür. Yani öksürmek bile çok güzel. Bu hayat belirtisi işte. Bu canlılık belirtisi tabii değil ki, mi? Tabii ki. Yani öksürebilmesi, yutkunabilmesi, elini ayağını oynatmak için mücadele vermesi, gülmesi, ağlaması, evet, soğukluğa hissetmesi. Ya bunların hepsi hayat belirtisi. Yani hı-hı. hani... Ya bizim çocuğumuz yaşıyor ya. Gözümüzün önünde yaşıyor yani. Hani onların evet. çizdiği kadar... Biz görüntülerden de görüyoruz şu anda. Evet. Vallahi son derece normal bir çocuk yani. Gözleri fıldır evet. fıldır. Yani, çok tatlı, çok şeker maşallah. Çok çok yani çok çok. Allah'a binlerce şükürler olsun. Allah bağışlasın hani size onu. Onların çizdiği kadar trajik bir tablomuz yok şu an. Bakalım süreç evet. ne gösterecek. Biz direniyoruz. Evet. Peki Yavuz Bey, siz şimdi dava açtınız ve Alman Anayasası'nın 2. ve 3. maddesine aykırı davrandıklarını düşündüklerinizi evet. düşündüğünüzü söylediniz. Evet. Nedir bu 2. ve 3. maddeler? Bize açıklar mısınız? Yani 2. maddede her insanın yaşama hakkı olduğuna dair madde, 3. maddede de eşitlik ilkesi. Evet. Bu ikisinin göz önüne alınarak ama tabii biz bunu yerel mahkemede maalesef sunamıyoruz. Yani tabii yerel mahkemede de biz bunu belirttik ama bunu asıl belirteceğimiz nokta Anayasa Mahkemesi olacak. Yani yerel mahkemeden bize red geldiği takdirde Anayasa Mahkemesi'nin 2. ve 3. maddesini göz önüne alarak böyle bir girişimde de bulunacağız. Son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Hı-hı. Eğer oralardan herhangi bir şey çıkmazsa hı-hı. zaten yani hukuki anlamda yolu tüketmiş oluyoruz. Bu hastane Giessen'deki bir hastane değil mi? Evet, Giessen'deki hastane. Evet, Yavuz Bey bir de 400 bin euro para yatırıldı galiba hastaneye değil mi? Evet. Tabii yani, Muhammed'in bakımı için bu paradan harcamaya devam ediyorlar. Herhalde hastane öyle bir fatura çıkaracak ki 400 bin euro suyunu çekmiş olacak bu zaman zarfında. Tabii zaten en son yani biz Temmuz başlarında aldığımız faturada 540 bin olmuştu fatura. Öyle mi? Maşallah. Yani bu konuda iyi fatura çıkarmayı çok iyi beceriyorlar Almanlar. Aslında... Şöyle bir şey var yani ben burada aldığım hizmetlerin tamamını Türkiye'de ücretsiz bir şekilde alabiliyordum. Yani bizim evet. tek derdimiz burada organdı zaten. Peki Türkiye'de yapılamaz mıydı bu ameliyat Yavuz Bey? Ah yani ya keşke organ bağış konusunda hani biz biraz bilinçli olabilsek. İnanın ben bile hani çocuğum bu hale geldikten sonra organ bağışının ne kadar önemli olduğunu algılayabilirim. Türkiye'de de kalp nakilleri çok rahatlıkla yapılabiliyor Yavuz Bey. Yani Almanya'ya götürmekteki amacınız neydi? Onu merak ettim. Ben hemen şöyle resmi yani Sağlık Bakanlığı tarafından bana gönderilen resmi sayıyı söyleyerek değerlendirmeyi size bırakıyorum. Geçen sene Türkiye'de yapılan çocuk organ nakli sayısı 3. Evet. Hı-hı. Kalp nakliğinden bahsediyorum. 3. Sadece bizim geldiğimiz merkezde yapılan organ nakli sayısı geçen sene 60-70. Evet, bir tecrübe var diyorsunuz ortada. Yani tecrübeyi de biz bir kenara bıraktık. Tecrübeyi de kenara bıraktık. Yani bizim doktorlarımızın da tabii ki birçok konuda tecrübesi var. Organ naklinde, kalp naklinde, çocuk kalp naklinde tecrübesi var. Hı-hı. Ama buradaki en büyük problem bağışlayıcının olmaması. Yani ölen sayısı fazla, ölen çocuk sayısı fazla... Ama organı bağışlayan aile maalesef hiç yok denecek kadara. Türkiye'de mi Almanya'da mı? Türkiye'de tabii ki. Türkiye'de bağışlayan sayısı az öyle mi? Almanya'da bu daha fazla yani, öyle mi? Tabii ki Avrupa'da bu çok çok daha fazla. Yani Türkiye'nin
neredeyse 4-5 katı civarında. Anladım, anladım. Ve yani hayli, hayli kritik bir konu hakikaten. Yani hani sanki böyle Almanya'ya gidip de bambaşka doktorların elinde bambaşka tedaviler uygulanacakmış gibi. Hayır değil. Bizim buradaki tek derdimiz organ bulunamaması. Hmm, evet evet. Çok haklısınız tabii aslında. İki arada bir derede kaldınız tabii ki. Yani teknolojik sistemler ve tıp gelişmişliği, tıbbın gelişmişliği açısından Türkiye geri kalmıyor. Ancak tabii dediğiniz gibi organ nakli konusu Türkiye'de ciddi bir handikap. Ne yazık ki bu konuda yeterli kampanyalar yapılamıyor. Yapılsa bile etkili olamıyor. Çeşitli faktörler yüzünden. Çok haklısınız. Evet. Yani derdimiz oydu. Ona da maalesef şu an itibariyle ulaşamadık ama bakalım evet. Süreç nereye götürecek. Yavuz Bey, peki ben sizi çocuğunuzun başında daha fazla biraz çocuğunuzla ilgilenmeniz için bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok Allah şifa versin küçük Muhammed'e. Abi, Allah uzun ömür versin. Size bağışlasın inşallah. Allah diyorum. Çok geçmiş olsun. Ümidinizi yitirmeyin. Yanınızdayız sizin. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Evet, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD Almanya'da eğitim raporunu açıkladı. Eğitime Bakış adlı rapora göre Almanya'da vatandaşların eğitim düzeyinde önemli gerilemeler kaydedildi. Hatta Avrupa ortalamasının altına düştüğü ifade edildi. Berlin'de açıklanan OECD raporuna göre Alman vatandaşlarının eğitim düzeyleri geriliyor. Örgüt uzmanları Almanya'da üniversite mezunu ya da master yapanların sayısının uluslararası ortalamanın çok gerisinde bulunduğuna dikkat çekti. Açıklanan verilere göre Almanya'da 25-64 yaşındaki yetişkinlerin sadece %28'i yüksek öğrenim görürken aynı yaş aralığı için OECD ortalaması %33 olarak açıklandı. Almanya'da düşük gelir grubuna dahil ailelere mensup öğrencilerin eğitim seviyesi bakımından yüksek gelir grubuna mensup ailelerden gelen öğrencilere göre çok daha gerilerde olduğu raporda öne çıkan noktalardan bir diğeri. Bu olgu şüphesiz öğrencilerin eğitimdeki başarılarının gelir düzeyiyle doğrudan irtibatlı olduğunu göstermesi bakımından oldukça önemli. Raporda Almanya'da üniversite veya meslek yüksekokulu eğitimi alanların aynı yaş aralığında lise sonrası eğitime devam etmeyenlere göre %74 daha fazla kazanca sahip olduğu belirtildi. Rapora göre bu oran 2000 yılında %45 seviyelerindeydi. Evet sevgili seyirciler, Hamburg'da Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu'nda görevli olan Malik Karabulut telefon hattımızda olacak. Malik Bey eğitimci ve Almanya'daki eğitim sistemiyle ilgili çok önemli araştırmaları olan bir eğitimci üstelik de. Kendisiyle Almanya'daki eğitim sistemini ve aynı zamanda Türkiye kökenli insanların, Türkiye kökenlilerin çocuklarına yönelik yol gösterici önerilerini ondan almaya çalışacağız. Malik Bey merhaba. Merhaba Fuat Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi tam da sizinle telefon bağlantısı yapalım derken, konuşurken OECD'nin raporu geldi önümüze. Siz de izlediniz OECD'nin raporunu, onunla ilgili haberi. Ve Almanya'daki eğitim sisteminin nasıl OECD ortalamasının bile altına düştüğü, Avrupa ortalamasının bile altına düştüğünü öğrenmiş olduk. Ve siz çok enteresan şeyler de söylüyorsunuz bize. Mesela ben sizin yazdıklarınızdan okuduğum kadarıyla bana çok ilginç geldi. Almanya'daki eyaletler arasında diplomaların eşitsizliği, yani Hamburg'da bir liseden mezun olduğunuzda bunu Berlin eyaleti kabul etmiyor mesela. Çok enteresan geldi bana bu. Evet. Ve buna benzer işte sınıfsal ayrımcılık ve ırksal ayrımcılığı içeren bir takım uygulamalar var. Yani örneğin akademisyenlerin, bürokratların, zengin insanların çocuklarına öğretmenler, eğitimciler yön gösteriyorlar, yol gösteriyorlar, onları refere ediyorlar. Ancak daha alt sınıflardan gelen, alt sosyoekonomik sınıflardan gelenler için aynı şey söz konusu olmuyor. Yani bu bir nevi ırkçılık. Alt sosyoekonomik gruplardan gelen ailelerin çocukları yine eğitimsiz bırakılıyor. Ama üst sosyoekonomik sınıflardan gelen, sosyoekonomik kültürel sınıflardan gelenlerin çocukları yine en üst eğitim kademelerine ve kariyerine yükselmeleri için destekleniyor ve refere ediliyor. Çok enteresan bir sistem doğrusu. Hakikaten tuhaf. Şimdi ben bunlardan biraz söz ettim seyircilerimize. Sizler zaten yazıyorsunuz.
Şimdi nedir Almanya'daki temel altyapı sorunları? Başlıklar halinde bize sıralar mısınız eğitimle ilgili? Evet. Öncelikle bu eğitim konusuna, Almanya'daki eğitim konusuna bu denli geniş bir yer ayırmış olmanızdan dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. Ben ufak bir düzeltme yapayım. Ben 2007 ile 2014 arası, yani bu senenin Mayıs'ına kadar Hamburg Türk Veliler Birliği'nde görev ve başkanlık yaptım. Şu anda değil misiniz? Evet, yani bu son dönemde artık işi birazcık da başka alanlarda yönetmeye çalışıyorum. Evet, evet. Bunu düzeltelim. Ondan sonra isterseniz hemen altyapı sorunlarına girelim. Evet. Vaktimiz kısıtlı olduğu için her şeyi tabii burada dile getiremeyeceğim. Önemli olanları ben vurgulamaya çalışayım. Altyapı sorunlarını bu bütün talebeleri, Almanya'daki tüm uyrukları ilgilendiren konular. Örneğin çoğu sınıflarda akıllı tahta dahi yok. Yani şimdi kalkınmış ve akıllı tahta yok değil mi? Evet. Aynen akıllı tahta sınıflarda bulunmuyor. Yani endüstriye kalkınmış bir ülke olarak Almanya'nın sınıflarında akıllı tahta dahi bulunduramaması gerçekten düşündürücü. Bunun yanı sıra bilgisayar donanımı okullarda tamamen yetersiz. Ve bundan beraber de bilgisayarı kullanabilecek ve çocuklara da bu dersi verebilecek olan öğretmenlerin sayısı da hayli düşük. Yani bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani ben teknolojiye sahibim diyor ama öbür taraftan eğitimde çok ciddi sorunlar var. Diğer altyapı sorunlarından bir tanesi de yani öğretmenlerin almış olduğu donanım, işte üniversite yıllarında almış oldukları bilgilerle bir ömür boyunca yetinmekte kalıyorlar. Yani öğretmenler kendilerini yenileyemiyor ve bunun için de yeterli bütçe yok, yeterli imkanla yok ve öğretmenler de bunlardan da zaten şikayetçi. Evet. Bu altyapı sorunları çok kısa bir şekilde ortaya koyduktan sonra bir de şunu da söylemek lazım. Öğretmenler bir de tabii sizin de girişte anons ettiğiniz gibi sosyo-kültürel ve çeşitli ülkelerden gelmiş olan insanların davranışları, kültürlerine, öğrenme şekillerine yani hitap edemedikleri gibi müfredatla da o şekilde hazırlanmamış var. Yani çocukların başarılarına göre değil de sosyoekonomik, kültürel statülerine göre geleceklerini tayin ediyorlar bir anlamda. Evet. Yani o konuya zaten hemen geliyorum. Yani bu hemen şu ayrımcılık konusunu isterseniz hemen bir analiz. Hemen o yani adaletli olmayan eğitim sisteminin neden adaletli olmadığını bize anlatır mısınız? Tamam. Şimdi Almanya'da üçlü sistem var. Yani ilkokuldan sonra Almanca tabiriyle Hauptschule, Realschule ve Gymnasium diyerekten üçe bölünen bir sistem var. Evet. Ortaokulun alt kısmı olmuş oluyor. Hauptschule, evet. Ortaokul ve lise. Yani böyle bir üçlü bir sistem var. Yani ilkokul Hauptschule, Realschule, Ortaokul, Gymnasium ve lise. Aynen. Yani böyle bir yapısal bir durum var Almanya'da. Ve bizim çocuklarımız ilkokuldan sonra genelde tavsiye olarak %75'in üzerinde Hauptschule'lere, yani seviyesi düşük olan ve 9. sınıfa kadar giden bu eğitim sistemine yönlendiriliyor. Ve oradan mezun olanların çoğu elindeki diplomayla, yani pek az meslek alanlarında eğitim alabiliyor. Yani şöyle söylemek gerekiyor. Hauptschule'den mezun olanların aslında Alman eğitim sistemi içerisinde veyahut da ekonomi bazda fazla bir geçerli olmayan bir diploma. Aslında bu diplomayı tamamen çıkarmak gerekiyor eğitim sisteminden. Ama dediğimiz gibi bizim çocuklarımız çoğunlukla bu Hauptschule ve Realschule'ye yönlendiriliyor ve liseye ve lise sonrası eğitim yapabilecek olan çocuklarımızın sayısı potansiyel yüksek olmasına rağmen tavsiyeler hep bu doğrultuda. Şimdi bu tavsiyelerle ilgili Birleşmiş Milletler'in 2006-2007 yılında Veneo Minos denilen yetkili olan müfettiş Almanya'yı ziyaret ettiğinde şöyle bir tabir kullanıyor. Alman eğitim sistemi tüm talebeleri kucaklamadığını, kucaklamak şöyle dursun, sistemin özünde bir ayrımcılık olduğunu tespit ettik diyor kendisi. Bence bu çok önemli bir faktör ve vurgulama. Bu zaten OECD tarafından yapılmış olan bu PISA araştırmalarında da sürekli hep gündeme gelen söylemlerden bir tanesi. Malik Bey, şimdi ben bilmediğim için soruyorum. Şimdi ilkokul var. İlkokuldan sonra Hauptschule'ye gidiyor çocuklar. İlkokul kaç yıl?
İlkokul 4 sınıf. 4 yıl. 4 yıldan sonra Türk çocukları genellikle Hafşule'ye yönlendiriliyor. Oradan da Türk çocukları gidebilirse şayet meslek okullarına gidiyorlar. Aynen. Yani, Real Şule'nin Hafşule'den farkı ne? Real Şule yani o Real Şule bir sınıf daha fazla. Onun bir sınıfa kadar eğitim veren bir okul alanı. Ve oradan ayrılmış olanlar kısmen daha fazla meslek öğrenme imkanları var ama akademik kariyer o diplomayla yapamıyorlar. Şimdi sizin bana gönderdiğiniz şekilden anlıyorum ki ilkokuldan sonra Real Şule'ye gidenler yine Hafşule'den mezun olanların gittiği meslek okullarına gidebiliyorlar ama bir de üniversiteye kadar gidebilecek ayrı meslek okulları var galiba. Bir de ona gidebiliyorlar. Belki de jimnazyuma geçebilme şansları var. Ama ilkokuldan sonra jimnazyuma doğrudan doğruya geçenler var değil mi? Bunlar da üst sosyoekonomik kültürel sınıflardaki öğrenciler. Aynen. Şimdi yani özetiniz çok doğru. Ben biraz da heyecanlıydım herhalde. Estağfurullah. Yalnız şöyle söylemek gerekiyor. Yani dediğiniz çok doğru. Jimnazyumdan mezun olanlar da doğrudan doğru üniversiteye gidiyor zaten. Aynen. Yani öğretmene daha da çok çocukların ailelerine bakıyor. Ailelerin içerisinde babaların, annelerin meslek durumlarına bakıyorlar. Yani bir babası doktor olan, avukat olan, tembel olan bir talebenin gimnazyuma yönlendirilmesi Alman uyruklu olarak çok daha kolay. Ama öbür tarafta işçi ailenin zeki olan, çalışkan olan çocuğunun gimnazyuma yönlendirilmesi çok daha farklı ve zor oluyor Almanya'da. Yani eşitsizlik ve ayrımcılık aslında tam bu noktada. Peki Malik yani Bey, orada... çocuk yani Türk çocuğu ailesine bakıyor, sosyoekonomik kültürel kökenine bakıyor. İşte işçi ailesi, gelirleri az ama çocuk son derece parlak, çok zeki bir çocuk. Yani bayağı zeki, yani üst zeka seviyesine sahip. Bu bile yeterli olamıyor mu? Evet. Ve bundan ilgili Almanya'daki birçok yetkili olan kişi bunu sürekli vurguluyor. Yani sayısı yüksek olmasa da tabii bunu vurgulayanlar da var. Elimizdeki var olan potansiyelleri değerlendiremiyoruz diyerekten kastettikleri konu bu. Bundan ilgili araştırmalar da var. Örneğin Hamburg'da olan, Hamburg Üniversitesi'nde olan Profesör Doktor Gomala, bu bir bayan, kendisi bir araştırma yapmış ve bunu kitap haline çevirmiş vaziyette ve bu araştırmasında da Alman eğitim sistemi içerisinde ayrımcılık, ayrımcılıktan ileri yapısal ve kurumsal bir ırkçılık vardır diyerekten tespit etmiş ve bu tespitini sadece bu bayan değil, birçok profesör de yapmış oldukları araştırmalarda paylaşıyor. Yani Almanya'da eğitim sistemi içerisinde ciddi bir sorun var. Evet. Irkçılık yapılıyor ve yine aynı şekilde Alman ayrımcılıkla mücadele dairesi başkanı Bayan Lüder 2007 ve 2012 arasında 14.000 ırkçı vaka tespit edildiğine dair rapor eğitimde ırkçı vaka değil mi? Bu şekilde ırkçı vaka değil mi? Efendim? Eğitimde bu şekilde bir ırkçı vaka tespit ediliyor değil mi? Evet. Yani bir de şu da var. Yani bu 14.000 aslında işin gerçeğini göstermiyor. Çünkü çoğu ırkçılığa uğramış olan kişiler eğitimde olsun birçok alanda olsun korkudan dolayı. Bunlar tespit edilebilenler diyorsunuz ya da şikayete bağlı olanlar. Aynen. Bunun yani dışında şikayet edemeyenler ve hakikaten korkanlar, var olanı da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını düşünen insanların hiç seslerini çıkarmadıklarını düşürsek daha fazla dediğiniz gibi galiba. Aynen, bu rakam çok çok daha fazla olması gerekiyor. Aynen. Evet. Yani, son derece enteresan bir durum. Evet. Bir faktör daha var. Bir de şimdi bizim son yıllarda bu çok güzel bir gelişme. Üniversiteye gidenlerin sayısı yabancılar, Türkler kendi içerisinde baktığımız zaman %30'u bulmak durumunda. Yani akademisyen olan, üniversiteye gidenlerin sayısı günden güne fazlalaşıyor. Ve insanımızda da böyle bir olgu oluştu. Bu çok güzel bir şey. Peki onlar nasıl gidebiliyorlar? Yani bunlar ya dolaylı yollarda, başında anlattığımız gibi işin kısa yönünden gitmektense işte peyderpey Alman eğitim sisteminin içerisinde ilerleye ilerleye bu başarıyı elde ediyorlar. Ve bazıları da direkt de tavsiye alabiliyor. Bu artık biraz da eyaletten eyalete değişik yani görüşler de olabiliyor öğretmenlerde. Bu hatanın anlanmış olduğunu da ben birazcık herhalde oraya vurguluyorum. Yani burada
Evet, %30'u bulmuş olan bir rakamımız var. Ama evet, önemli olan unsur şu. Yani üniversiteyi bitirmiş olan akademisyenlerimiz hak etmiş oldukları yerlerde çalışamıyor. Yani fırsat eşitsizliği de var Almanya'da. Evet. Tıpı bitirdiğiniz zaman doktor olabiliyorsunuz ama kariyer merdiveni üzerinde ilerleme şeyiniz fazla yok. Aynısı hukukçular için geçerli vesaire. Evet. Yani fırsat eşitliği konusunda da ciddi bir sorun var Almanya'da. Belki de bunu şöyle vurgulayabiliriz. 2010 yılında Almanya'dan ve tüm dünyadan aslında Türkiye'ye dönmüş olan yetişmiş, tecrübeli akademisyenlerin sayısı 300 bini geçmişti. Yani bu insanlar özellikle Avrupa'da, Almanya, Hollanda vesaire gibi ülkelerde aradıklarını bulamadıklarından dolayı kendi ana vatanlarına dönmüş olabilir diye düşünüyorum. Ve bu rakam bu sonraki yıllarda bu kadar yüksek olmamakla beraber bu trend aslında devam ediyor. Yani yetişmiş olan beyinlerin Türkiye'ye veyahut Almanya'dan Amerika'ya, Almanya'dan Avustralya'ya, Almanya'dan Kanada'ya gidişi hız kazandı. Aslında Alman eğitim sistemi burada oturup da bir düşünmesi gerekiyor. Yani biz burada ne yanlış... Evet, Merkel de şunu söylemişti. Geçen yıl haberini de yapmıştık hatta. Türkiye kökenliler, Almanya dışına yetişen Türkiye kökenliler biz yetiştiriyoruz. Onlar Türkiye'ye dönüyorlar diye şikayet etmişti mesela. Bu çok enteresan bir şikayetti. Evet. Ancak bunun müsebbibi de yine kendileri. Siz şimdi Malik Bey ne önerirsiniz? Yani Türkiye kökenli bir aile. Çocuğu ilkokuldan sonra çocuğunun zeki olduğuna, çalışkan olduğuna ve ilerleyeceğine inanan bir aile. Yani her aile çocuğunun ne olabileceğini az çok bilir. Çocuktaki potansiyeli de bilir ve ondan umudunu da ifade edebilir. Ve dediğiniz gibi eğitimci, yani öğretmen, onun sosyoekonomik kültürel yapısına, kökenine, ailesine bakarak onu hapşuleye yönlendiriyor ve o şekilde refere ediyor. Aileye ne önerirsiniz? Ne yapması gerekir? Yasal hakları nelerdir? Evet. Şimdi Almanya'da 16 tane eyalet var. Her eyaletin kendine göre de bir eğitim yasası var. Ama ben şöyle söyleyebilirim. Hamburg ve Bremen gibi eyaletlerde öğretmenlerin vermiş olduğu tavsiyeleri anne babalar kabul etmeye mecbur değil. Yani öğretmen derse eğer bu çocuk işte gimnazyuma, direkt liseye gidemez. Anne baba, ben sizin tavsiyenizi kabul etmiyorum. Ben kendi tercihimi kullanarak çocuğumu yine gimnazyuma yazdırmak, kaydettirmek istiyorum dediği takdirde bu hakkı vardır. Bunu kullanabilir. Güzel. Evet. Hamburg'da, Bremen'de var bu sadece galiba. Benim bildiğim şu anda Hamburg ve Bremen'de ve eyaletler bazında sürekli eğitimde de değişiklik olduğundan dolayı diğer eyaletlerdeki durumu kesin bilemeyeceğim. Ama onlarda olmadığını biliyorum. Lakin onunla da bu konunun avantaj sağladığını kendi ekonomik durumları açısından ve ekonomiye yansıma açısından da avantaj sağladığını gördükleri için bu birçok eyalette konuşuluyor. Ama sonuç itibariyle öncülük olarak Hamburg ve Bremen bu konuda iyi bir aklım. Peki Hamburg ve Bremen dışında yaşıyor aileler, diyelim ki diğer eyaletlerde yaşıyor, evet, ve mecburen hapşuleye göndermek zorunda mı kalacak, yoksa yasal bir hakkı var mı, kullanabilir mi? Yani benim çocuğum bunu hak etmiyor ve ben çocuğumu real şuleye ya da en azından jimnazyuma göndermek istiyorum diye dava açabilir mi örneğin, ya da itiraz edebilir mi? İtirazı ne olur? Evet, yani itiraz hakkı her zaman mevcut. Normal olarak mevcut olan Eğitim Bakanlığı'na itiraz etme hakkı her zaman var ve yasal davaya da başvurma konusunda da mutlak hakkı var. Ama Almanya'da bu konuda yani büyük sorunlar var. Anne babalar direkt Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulundukları zaman bu konuyla ilgili olsun veya başka konularla ilgili olsun gerekli bir şekilde ilgi görmüyor. Karşısındaki muhatap ciddiye almıyor. Anne babaların dile getirmiş oldukları işte yine o sosyo-kültürel durumlarından dolayı, yani siz işte ne bileyim bir doktor değilsiniz veyahut bir üniversite kariyeriniz olmadığından dolayı sizi ciddiye almama gibi durumlar var. Eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz şey Almanya'da yok yani. Sosyalist. Efendim? Eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz kavram Almanya'da yok. Yok. Yani sıfır. Çok çok bariz bir şekilde söyleyebiliriz. Almanya içerisinde eğitimde fırsat eşitliği maalesef yok.
Evet, çok enteresan bir durum. Hakikaten Malik Bey, çok çarpıcı bir konuya değiniyorsunuz. Ve Türkiye eğitim sisteminin birçok sorunu var malum. Siz de izliyorsunuz eğitimci olarak, ama ben böylesine ayrımcı ve böylesine ırkçı, böylesine aşağılayıcı bir uygulamayla Türkiye'de hiç karşılaşmadım. Türkiye'nin kendi dokusal ve sınıfsal karakterinden dolayı bir takım sorunları var. Birçok sorunu var eğitimde tabii ki, arayış içinde. Evet. Ancak böylesi ırkçılığa ben Almanya'da rastlayacağımı hiç düşünmemiştim. Aslında düşünmem gerekirdi tabii ki. Irkçılığın evet. ana vatanı olduğu için düşünmem evet, gerekirdi. Ancak çok enteresan, bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ele alınacak bir konu haline gelmiş adeta. Aynen. Yani bu konuda mutlaka yeni kurulmuş olan Türkiye hükümeti de bence uluslararası siyasi alanda da bu konuyu ciddi bir şekilde ele alması gerekiyor. Çünkü biz burada Almanya'da yaşayan Türkler ve Türk kökenli insanlar olarak var olan bütün sivil toplum kuruluşlarından beraber %100 bu işin içinden çıkabileceğimizi ben zannetmiyorum. Çünkü karşımızda güçlü bir Alman devleti var ve öbür tarafta işte yani belli bir sayıda bu işle ilgilenen dernek ve STK'lar var. Onun evet. için Türkiye burada bize mutlaka destek vermesi gerekiyor. Hı hı. Ve bunun daha çok Türk medyası tarafından da işlenmesi gerekiyor. Ben o konuda da yani birçok kez Türk medyasında ricada bulundum. Türkiye bunu daha çok Türkiye içerisinde de anlatması gerekiyor. Hı hı. Yani düşünebiliyorsunuz mu? Dünyada 300 milyon Türkçe konuşan insanımız burada Türkçe konuşamamak gibi bir yasakla karşılaşıyor. Yani okulda teneffüs esnasında çocuklar iki kelime Türkçe kendi aralarında konuşamıyorlar. Bunu bir öğretmen veya müdür gördüğü takdirde müeyyide uygulanıyor. Burada Türkçe konuşulmaz diyerekten. Evet. Öbür tarafta ama çok global bir dünyada yaşıyoruz. İngilizce, Fransızca, İspanyolca çocuklar bunları okulda öğreniyor. Türkçe neden öğrenmesin? Yani burada... Evet. Büyük bir denge. Bu korkunç bir olay canım. Ben hep söylüyorum, Almanya bir polis devleti diyorum. Yani evet. bu polis devleti olduğunu çok açıklıkla söylüyorum. Sadece polis devletine itaat etmiş büyük milyonluk yığınlar var sadece. Ben bunu görüyorum. Tabii bu polis devletinden nemalanan büyük milyonlar da, büyük yığınlar da var. Ve dolayısıyla da çoğunluğun azınlığa tahakkümünü rahatlıkla görebiliyoruz Almanya'da. Malik Bey, sizinle ileriki zamanlarda tekrar bir araya gelip konuşmak isterim. Hakikaten son derece önemli bir konuya değindiniz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bu konuya bu kadar geniş bir ortam ve zaman ayırdığınızdan dolayı. Sağ olasın. Ne demek? Evet sevgili seyirciler, şimdi IŞİD'le ilgili gelişmeleri biliyorsunuz. Uluslararası gündemin önemli konularından biri olan IŞİD'le mücadele konusunda ABD Başkanı Barack Obama 4 aşamalı bir plan açıkladı. Sonrasında haberimizde izleyelim. Galler'de düzenlenen NATO zirvesinin ardından batılı ülkeler terör örgütü IŞİD'e karşı uluslararası ittifak için çaba harcıyor. Amerikan Başkanı Barack Obama IŞİD'le mücadele ile ilgili beklenen açıklamasını yaptı. 4 aşamalı bir plan sunan Obama, Kongre ve Amerikan halkından destek istedi. 4 aşamalı bir strateji ortaya koyan Obama, bu aşamaları sistematik hava saldırıları, IŞİD'le mücadele eden güçlere desteğin artırılması, IŞİD'in fon kaynaklarını kesme çabalarının ve istihbaratın artırılması olarak açıkladı. IŞİD gibi bir kanseri yok etmenin zaman alacağını söyleyen Obama, stratejisi için Kongre'den destek isterken, Amerikan halkına da sizden liderliği ileriye taşımada destek istiyorum diye seslendi. Konuşmasına IŞİD'in kendisini İslam devleti olarak tanımladığına dikkati çekerek başlayan Obama, IŞİD'in İslam'la alakası yok. Hiçbir din masumların öldürülmesine göz yummaz ve IŞİD'in kurbanlarının büyük çoğunluğu Müslümanlar. IŞİD bir terör örgütü, bu açık ve net dedi. Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, Türkiye'nin IŞİD'e karşı girişilen çabaya nasıl bir katkı sağlayacağına kendisinin karar vereceğini belirtti. Earnest, Türkiye önemli bir terörle mücadele ortağı. Onlarla yakın istişare içerisinde olmaya devam edeceğiz. Her ülke ne yapacağına, neye imza atacağına kendisi karar verecek. Ancak şunu vurgulamak isterim ki, Türkler terörle mücadelede çok yakın bir ortak dedi. Bu arada Avrupa ülkelerinden IŞİD'e yönelik baskılar artıyor.
Almanya'da Merkel hükümeti IŞİD militanlarına karşı Kuzey Irak Kürt yönetimini silahlandırmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı David Cameron, Almanya gibi İngiltere'nin de terör örgütü IŞİD'e karşı savaşan Peşmerge'ye silah yardımı yapma kararı aldığını açıkladı. Cameron açıklamasında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO üyesi ülkelerin IŞİD'in kökünü kazımak konusunda kararlı olduğunu belirtti. Fransa hükümeti ise gerekirse terör örgütü IŞİD'e yönelik hava operasyonu düzenlemeye hazır olduklarını açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, ülkesinin gerekli görülmesi halinde terör örgütü IŞİD'e yönelik hava operasyonu düzenlemeye hazır olduğunu açıkladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu da IŞİD'le ilgili önemli uyarılar yaptı. Amerika'nın Irak'a bıraktığı silahların IŞİD'in eline geçtiğini kaydeden Başbakan Davutoğlu, Orta Doğu'da dışlanan kitlelerin radikalleşmeye itildiğini söyledi. Davutoğlu, Amerika'nın Irak'a bıraktığı silahlar, külliyen, topluca, en sofistike silahlar IŞİD'in eline geçti. Radikalleşme büyük tehdit. Biz sınırımızda herhangi bir terör yapılanması, radikalleşme istemeyiz. Yapılması gereken derhal bu tür tehditlere karşı ortak bir tutum sergilemek dedi. Tabii sevgili seyirciler, Türkiye'nin çekinceleri var. Uluslararası konsorsiyumla işbirliği yapabilme konusunda Amerika ve Amerika'daki bazı yayın organları ve İngiltere ve İngiltere'deki bazı yayın organları özellikle Türkiye'yi IŞİD'le savaştırmak için çok çaba sarf ediyorlar. Adeta provokasyonlara imza atıyorlar. Adeta medyalarıyla Türkiye'yi bu savaşa sokmak istiyorlar. Medyaları Türkiye'yi IŞİD'le işbirliği yapıyormuş gibi göstererek Türkiye'yi IŞİD'le savaşmaya mecbur bırakmak istiyor. Ancak Türkiye'nin 49 rehinesinden kimse söz etmiyor. Üzerinde bir sessizlik var. Sanki bu yokmuş gibi davranıyorlar. Amerikalı bir gazetecinin başına gelenler bütün dünyada kıyameti koparıyor. Ancak 49 rehineyle ilgili bir ölü toprağı var. İşte bu yüzden kötü niyetliler. Ve bu yüzden Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek için Türkiye'yi bir maşa olarak kullanmak istiyorlar. İşte bu yüzden Suudi Arabistan'daki o zirvede Türkiye Amerikan planını imzalamadı. Niye? Çünkü uluslararası karanlık odakların Orta Doğu planına alet olmak istemiyor Türkiye. Bu kadar açık ve net. Yani Orta Doğu'da sen Sisi darbesini destekleyeceksin. 200 bin insanın kanına giren Esad'ı destekleyeceksin. Hiçbir şey yapmayacaksın. Ama IŞİD için Türkiye'den yardım isteyeceksin. Hadi canım sen de, yani git işine. Böyle derler insana. Olmaz böyle bir şey. İşte bu yüzden Türkiye son derece soğukkanlı, aklı başında bir politika izliyor ve bu metni imzalamadı. Türkiye'nin çekinceleri var. Amerika'da şunu demek zorunda kaldı. Biz Türkiye'ye yönelik olarak kendi görüşlerimizi ve önerilerimizi söyleyeceğiz. Ayrıca bu konuda talepte bulunacağız. Türkiye'nin yapabilecekleri var kuşkusuz. Ancak oraya, o bataklığa, onların deyimiyle bataklığa asker gönderip Türkiye'yi onların maşası haline getirmek kimsenin haddi değil. Sonra Türkiye yıpranacak IŞİD denen belayla. Onlar gelecekler, Orta Doğu'yu dizayn edecekler, petrolü yeniden bölüşecekler. Kuzey Irak'tan gelen, Ceyhan'a giden petrol boru hattından olacak Türkiye. Uyanıklar çok, çok uyanıklar. Ancak Türkiye eski Türkiye değil. Bütün bunların bilinmesi lazım. Bunu uzun uzun konuşmak isterdik ama bugün gündemimiz yurt dışındaki Türklerin sorunlarıyla dolu olduğu için bu konuda bir konu kalmak isterdik, konuşmak isterdik ancak ona yer ayıramadık. Şimdi İngiltere, Kuzey Irak'taki Kürtlere silah gönderiyor. Evet, İngiltere Başbakanı Cameron, IŞİD'e karşı savaşan Peşmerge'ye silah yardımı yapma kararı aldığını açıkladı. Buyur. İngiltere Başbakanı David Cameron, Almanya gibi İngiltere'nin de terör örgütü IŞİD'e karşı savaşan Peşmerge'ye silah yardımı yapma kararı aldığını açıkladı. Cameron, şimdiye kadar Kürtlere sadece Arnavutluk gibi üçüncü ülkelere ait silahları ulaştırıyorduk. Ancak artık onlara doğrudan silah sağlayacağız. Ayrıca İngiltere de Peşmerge'ye askeri eğitim verme teklifinde de bulundu dedi. Cameron açıklamasında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO üyesi ülkelerin IŞİD'in kökünü kazımak konusunda kararlı olduğunu belirtti. İngiliz Başbakan, NATO zirvesinde bu barbar organizasyonu ortadan kaldırmak için elimizdeki insani, diplomatik ve askeri tüm imkanları kullanma konusunda fikir birliğine vardık dedi. Evet sevgili seyirciler, biraz önce söylediklerimizi hatırlarsanız
İngiltere ve Amerika, Orta Doğu'da ve yanlarında da yedek olarak Almanya'da, Almanya var. Orta Doğu'da büyük planları olan ülkeler tabii ki doğal olarak. IŞİD'in durumuna bakın. En son, gerçi yalanlanıyor ama Edward Snowden'ın söyledikleri, NSA belgelerinde olduğu söylenen bazı bilgiler. IŞİD'in lideri Bağdadi'nin aslında asıl adının Simon Elliott olduğu ve İsrail doğumlu bir Yahudi olduğu konusunda Amerikan internet medyasında çok önemli haberler çıkmaya başladı. Çıktı da. Ve nasıl bir proje örgütü olduğu, bu örgütün elindeki silahların, bu örgütün elindeki ciplerin, teknolojik donanımın nereden geldiğini hepimiz düşünelim bence. Nereden geliyor? Üst teknolojik silah donanımı nereden geliyor bu örgüte? Bunu düşünmekte fayda var. Nasıl bir proje örgütü olduğunu, Skypico'dan sonra yani Sevr Anlaşması'ndan önce Orta Doğu'yu dizayn eden güçlerin Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek için nasıl bir örgütü kullandıklarını yeniden görelim. Türkiye ne yapıyordu? Maliki'nin Irak'ta bir bölünmeye yol açacak politika güttüğünü söylüyordu. Ve Maliki'nin Irak'ta Sünnileri tamamen dışlayan, onları yok etmeye yönelik ve onlara yönelik saldırılarını içeren politikalarını eleştiriyordu Türkiye. Dünya ise Maliki'nin yanında duruyordu. Türkiye'de de Kemal Kılıçdaroğlu, CHP. Gitti Maliki'yi onurlandırdı. Gitti onunla fotoğraflar çektirdi. Onun Türkiye aleyhinde söylediği sözleri yuttu, yaladı yuttu. Ve şimdi Maliki konusunda bütün dünya Türkiye'nin durduğu noktaya kaldı. Ama geçmiş olsun. Yani bugün IŞİD'in doğmasına sebep olan toplumsal zemini yaratan Maliki'nin bizatihi kendisi, Türkiye bunu 2 yıldır, 3 yıldır söylüyor. Aynı şeyi Suriye için de söylemişti. Hiç kimse kusura bakmasın. Türkiye bu politikayı evvelden öngörüyor. Olacakları evvelden öngörüyor, söylüyor. Şimdi de Türkiye'nin Orta Doğu bataklığında bir maşa olması isteniyor. Kendi pisliğinizi kendiniz temizleyin. Bu kadar açık ve net. Bir reklam arası, tekrar birlikteyiz. Avrupa'da gündem devam ediyor sevgili seyirciler. Evet, IŞİD'le başlamıştık. Yine bağlantılı haberlerle devam ediyoruz. Almanya'dan terör örgütü PKK'ya 5000 tabanca gittiği bildirildi. Silah üreten bir Alman firmasının 2005 yılında Irak'a yasadışı yollardan 5000 tabanca teslim ettiği ileri sürüldü ve bu bilgiler de Alman medyasında yer aldı. Alman silah üreticisi Sigsauer'in 2005 yılında Irak'a yasa dışı yollardan 5000 tabanca teslim ettiği ileri sürüldü. Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu ve Süddeutsche Zeitung'un haberine göre Irak'a gönderilen silahların bir kısmı terör örgütü PKK'ya gitti. Silah üreticisi şirketin iç yazışmalarına dayandırılan ortak haberde Sigsauer silah sevkiyatını gerekli izinleri almadan gerçekleştirdi. Bu silahlardan bir kısmının PKK'nın eline geçtiği belirtiliyor. Ve Fransa'da Müslümanları temsil eden kuruluşlar bir araya gelerek IŞİD tarafından yerlerinden edilen Hristiyanlara dayanışma amacıyla ortak bir mesaj yayınladı. Fransa'da Müslüman toplumu terör örgütü IŞİD'in eylemlerine tepki gösterdi ve Hristiyanlarla ilgili dayanışma mesajı yayınladı. Paris'teki Ulu Cami'de Fransa Türk Müslümanları Koordinasyonu tarafından da imzalanan mesajda Irak ve Suriye'de Hristiyanlara yönelik terör eylemleri kınanıp terör örgütü IŞİD'in eylemleri insanlığa karşı suç olarak tanımlandı. Fransa'daki pek çok Müslüman kuruluşun ortak yayınladığı mesajda bu tarz eylemleri gerçekleştirenlerin kendilerine Müslüman diyemeyeceklerine vurgu yapıldı ve İslam dininin teröre asla izin vermediği bildirildi. Mesajda Orta Doğu Hristiyanlarının bölgenin en eski unsurlarından biri olduğu ve onur ve güvenlik içinde ve özgürce ibadetlerini yerine getirerek bölgede yaşama haklarının ellerinden alınamayacağı dile getirildi. Doğu Hristiyanları için kardeşlerimiz ifadesinin kullanıldığı mesajda, tek tanrılı üç din, medeniyetin beşiği bu kutsal topraklarda yüzyıllarca birlikte var olmuştur.
Bölgenin geleceği söz konusudur. Orta Doğu'nun uygarlığının gelişmesine katkıda bulunmuş kimliğinin bir parçasından kopması nasıl düşünülebilir? Bu nedenle çağrının imzacıları Orta Doğu Hristiyanlarının günümüzde yaşadığı dram konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye çağrı ifadelerine yer verildi. Mesaj sonrasında 12 Eylül günü Cuma namazında barbarlık ve hoşgörüsüzlük kurbanı Orta Doğu Hristiyanlarının anılması için Fransa ve Avrupa'daki camilere çağrıda bulunuldu. Sadece Fransa'da değil, bütün dünyadaki Müslümanlar IŞİD'in bir proje ve çakma Müslüman örgütü olduğunu biliyor. Ve zaten bu karanlık örgütün kimler tarafından sadece oluşturulduğunu çözmeye çalışıyor. Bu kısmı daha henüz havada. Ancak dediğim gibi bazı bilgiler geliyor. Bağdadi'nin İsrail doğumlu ve adının gerçek adına Simon Elliot olduğu ortaya çıkıyor. Başka şeyler de ortaya çıkacak kuşkusuz. Evet, şimdi Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, katı selefi görüşleri benimseyen ve propaganda yapan kişilere tepki gösterdi. Almanya'da Müslümanlar Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, Kuzey Renvestfalya eyaletinde tek tip elbise giyip katı selefi propaganda yapan kişileri kınadı. Alman medyasında açıklamalar yapan Ayman Mazyek, bu kişileri yeni yetmeler olarak nitelendirdi ve bu insanlar Müslümanlar adına konuşmuyor dedi. Almanya'nın Wuppertal kentinde kendilerini şeriat polisi olarak tanıtan ve başka insanlara müdahale eden kişileri anlamsız eylemler yapmakla suçlayan Mazyek, bu kişiler dinimizi kötüye kullanıyor. Bu sivri ve bütünüyle anlamsız eylemleriyle Müslümanlara büyük zarar veriyorlar. Medyada bu kişileri manşetlere taşıyor. Bu girişimin üzerinde fazla durulmamasını istiyoruz dedi. Bu arada Alman medyası şeriat polisi haberlerine geniş yer vermeyi sürdürürken, eyaletin İçişleri Bakanı Ralf Jager, polise bu kişilere karşı gerekenin yapılmasına dair talimat verildiğini bildirdi. Dikkat edin, bu tür radikal grupların içinde genellikle Müslümanlığa geçen bir takım Almanlar, İngilizler ve Fransızlar çok fazladır. Enteresandır bu, yani çok enteresandır. Bu tür radikal örgütlerin içinde nedense bunlar çok daha fazladır. Çok ilginçtir bu. Ben bu kadarını söyleyeyim. Almanya'nın Köln kentinde bir araya gelen savaş karşıtı gençler tüm dünyada yaşanan savaşları protesto ettiler. Köln'de toplanan bir grup savaş karşıtı genç dünyada yaşanan savaşları protesto etti. Protestocu gençler savaş karşıtı sloganlar attı ve dünyada insanlık öldü, Gazze'ye, Irak'a, Ukrayna'ya özgürlük, savaşa hayır pankartları taşıdı. Protestocular savaşlarda hayatını kaybedenleri temsilen yere yatıp ölü taklidi yaptı. İlginç protestoyu Kölnlüler de merakla seyretti. Savaş karşıtları yaptıkları basın açıklamasında da dünyadaki savaşların bir an önce bitirilmesi ve tüm insanların barış içinde yaşadığı bir dünya olması çağrısı yapıldı. Açıklamada Avrupa'nın göbeğindeki Ukrayna 2 yıl önce futbolda şampiyona düzenliyordu. Şimdi ise orada savaş var. Orta Doğu'da her gün kan akıyor ve bunu büyük devletler izlemekle yetiniyor. Amacımız savaş ve katliamlara sessiz kalan insanlığı uyandırmak ifadeleri yer aldı. Evet. Dileriz ki bu tür toplantılara on binlerce, yüz binlerce insan katılsın, ama işte görüyoruz 3-5 tane genç, iyi niyetli genç yapıyor. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği son Gazze saldırılarında İsrail'in savaş suçu işlediğini açıkladı. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in son Gazze saldırılarıyla ilgili bir rapor yayınladı. Rapor, İsrail tarafından 24, 30 Temmuz ve 3 Ağustos tarihlerinde İsrail saldırılarına hedef olan 3 Birleşmiş Milletler Okulu'nda yapılan incelemeler ve tanıklarla yapılan görüşmeler sonrasında oluşturuldu. İnsan Hakları İzleme Örgütü raporuna göre, İsrail saldırılarından kaçan Filistinlilerin sığındığı 3 Birleşmiş Milletler Okulu'nda İsrail'in iddialarının aksine Hamas'a ait herhangi bir askeri hedef yoktu. Buna rağmen İsrail doğrudan sivilleri hedef alarak çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 45 insanı kasten öldürmekten geri durmadı. Örgütün kıdemli araştırmacısı Bill von Esfeld yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği son saldırılarda savaş suçu işlemiş olmasından kaygılı olduklarını ifade etti. Esfeld, İsrail'in yaptığı saldırılarda sivil ve askeri hedef ayrımı gözetmeye gerekli özeni göstermediğini belirtti. Esfeld yaptığı açıklamada ayrıca,
İsrail tarafından iddia edildiği gibi bombalanan Birleşmiş Milletler okullarından roket fırlatıldığına dair herhangi bir kanıta ulaşamadıklarını söyledi. Bu arada İsrail de savaş suçu işlediğine dair kendisine yöneltilen eleştirilerin önünü almak için çarşamba günü Gazze saldırılarıyla ilgili bir araştırma başlattığını duyurdu. Araştırmanın Birleşmiş Milletler okullarına yapılan saldırıları ve saldırılarda hayatını kaybeden sivil kayıpları kapsayacağı açıklandı. Evet, belirli aralıklarla İsrail'in sistematik saldırılarına maruz kalan malum Gazze halkı, mazlum Gazze halkı için Amsterdam'da dayanışma gecesi düzenlendi. Geceye farklı etnik ve dini kimliğe sahip onlarca Filistin sevdalısı katıldı. Son İsrail saldırılarında 2000'den fazla masum vatandaşını kaybeden Gazze için Rotterdam'da dayanışma gecesi düzenlendi. Filistin için Ayağa Kalk grubu tarafından düzenlenen gecede İsrail bombardımanı yüzünden yıkılan bir okulu yeniden inşa etmek için yardım parası toplandı. Filistin için Ayağa Kalk grubu yöneticisi Mehmet Akkoç, 6 haftadır devam eden yardım kampanyasında 3000'den fazla tişört satarak yaklaşık 40 bin avro gelir elde ettiklerini söyledi. Şu an o İHA ile görüşüyoruz. İHA Gazze'de bayağı bir etkin olduğunu öğrendik. Orada ofisleri var. Onlarla beraber bir okulun tadilatını yapacağız. Yani Gazze'de savaş sürecinde yıkılmış bir okulun tadilatını yapacağız. Yani bu paralar oraya gidecek. Geceye katılan Hollanda'nın Yükselen İslam Partisi Rotterdam Belediye Meclisi üyesi Aydın Peksert, Filistin davasına kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını belirtti. Filistin davası bir Müslüman davası ya da Hristiyanların davası değil, adaletten yana olan herkesin davası ve adaletten yana olanlar bugün burada toplandı ve çok gurur verici böyle bir organizasyon. Gazze'de bir liman kuruluyor ve bizim parti, Nida Partisi olarak biz diyoruz ki Gazze'de kurulmuş olan, kurulacak olan limana Rotterdam'dan insanlar gitsin, bu işin ehli olan insanlar gitsin, orada yardımcı olsun. Dediğim gibi her zaman alma değil, bazen de vermek gerekiyor. Bu şekilde en azından yerel siyaset olarak da bir katkımız bulunsun oranın kalkınması için. Brüksel'de yüzlerce kişi İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için Filistin için Beyaz Yürüyüş adlı bir etkinlikte bir araya geldi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Brüksel'de yüzlerce kişinin katıldığı Filistin için Beyaz Yürüyüş adlı etkinlikte protesto edildi. Filistin derneklerinin öncülüğünde Kuzey Garı önünde toplanan grup, güvenlik tedbirleri altında Avrupa Birliği kurumlarının yakınındaki 50. Yıl Parkı'na yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail aleyhine sloganlar attı. Göstericiler okudukları Fransızca ve Flamanca bildirilerde İsrailli yetkililerin işledikleri savaş suçları nedeniyle yargılanmalarını talep etti. Bildiride İsrail'in Batı Şeria'yı işgal politikasını sürdürmesi ve Gazze'yi kuşatması çözüm istemediğini gösteriyor. Sorun dini kaynaklı değil, siyasidir. Uluslararası toplum Filistin devletini tanımalıdır denildi. Çok sayıda kadının da yer aldığı grup yüzlerce beyaz balonu gökyüzüne bıraktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen gösteri olaysız sona erdi. Suriye'de rejim güçlerinin Laskiye kentine bağlı Bayırbucak Türkmen bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kadın 7 kişi hayatını yitirdi. Suriye'de Esad rejimine bağlı birlikler muhaliflerin kontrolünde Türkiye sınırı yakınlarındaki Bayırbucak Türkmen bölgesine yönelik saldırılarını hava destekli sürdürdü. Kızıldağ fırınlık mevkisiyle Murtlu, Kulcuk köyleri ve çevrelerinin hedef alındığı saldırılarda helikopterden atıldığı ileri sürülen varil bombası evlere isabet etti. Saldırılarda 3'ü kadın 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Patlama sesleri Yayladağ ilçesinden ve sınır mahallelerinden de duyuldu. Sevgili seyirciler, biraz sonra İskoçya'daki bağımsızlık tartışmasını ekranlarınıza getireceğiz. Ve Hamza Bayrak telefon bağlantımızda olacak. İskoçya'da sevgili seyirciler, hem de İngiltere'de siyasal parti temsilcileriyle, STK temsilcileriyle bir röportaj gerçekleştirdi Hamza Bayrak. Onu ekranlarınıza getireceğiz ayrıca. Ama bir bağımsızlık haberi daha var. Onunla başlayalım, sonra İskoçya'ya geçelim. İspanya'da, Katalonya'da bağımsızlık rüzgarları esiyor. Son 2 yıldır bağımsızlık yanlısı girişimlerin arttığı Katalonya bölgesinde yine on binlerce insan sokağa dökülerek bağımsızlık istiyoruz diye bağırdı. Evet.
İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi ulusal bayramında bağımsızlık yanlısı gösterilere sahne oldu. Katalonya'nın ulusal günü olan 11 Eylül'de yapılan etkinliklere bu yılda bağımsızlık talepleri damga vurdu. Son iki yıldır bağımsızlık yanlısı girişimlerin arttığı Katalonya bölgesinde bugün yine binlerce kişi sokağa dökülerek bağımsızlık diye bağırdı. Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Artur Mas, ulusal günleri La Dia da dolayısıyla yaptığı konuşmada 9 Kasım'da bağımsızlık yanlısı referandum düzenlemek için her şeyin hazır olduğunu söyledi. Katalonya'nın en önemli kenti Barcelona'da ellerinde Katalan bayraklarıyla sokaklara dökülen binlerce Katalan renkli görüntüler oluşturdu. Kentteki en ilginç eylemse 550 bin kişinin insan zinciriyle dev V harfi oluşturması oldu. Barcelona merkezinde yazılan 11 kilometre uzunluğundaki V harfiyle Katalanlar oy kullanmak, tercih ve zafer anlamına gelen Votar, Voluntad ve Victoria mesajını verdi. Yürüyüşe sarı ve kırmızı tişörtler ve Katalan bayraklarıyla katılan ayrılıkçılar 9 Kasım'da oy kullanacaklarını ve kazanacaklarını iddia ediyor. Evet, Avrupa'da bağımsızlık rüzgarı esiyor. İskoçya'daki referanduma da biraz sonra geçeceğiz. Bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın lütfen. Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Dip ailesi salı günü Ren Nehri'nin azgın sularına düşerek kaybolan Can için ağlıyor. 13 yaşındaki Can'dan henüz haber alınamazken aramaların kısa süre içinde durdurulması acılı ailenin tepkisine neden oldu. Yaşanan acı olayın ardından polisin kendilerine kötü muamelede bulunduğunu öne süren Ali Dip, gemi ve helikopterlerle bir saat boyunca arama yapıldığını fakat tehlikeli olduğu gerekçesiyle dalgıçların suya sokulmadığını söyledi. Bir saat araştırma yaptı. Bir dalgıç suya girip de arama yapmadan sadece helikopterle bir tur atıp iki tur attılar. Ondan sonra bir gemiyle, botla bir iki sefer dolaşıp bir saat sonra bir baktım ki aramayı kestiler. Anne Karin Dip de bir Alman çocuğu nehre düşseydi onu bulmak için her şeyi denerlerdi. Biz sürekli bekliyoruz ama hiçbir şey olmuyor ve suçluları koruyorlar. Bu arada 4 polisin kocama saldırmasını hiç doğru bulmuyorum. Artık Alman kanun devleti yok, ona güvenimi kaybettim dedi. Duisburg polisi de olayla ilgili kurtarma ekiplerinin helikopter ve tekne destekli aramasından sonuç alınamadığını, dalgıçların ise suyun bulanık olmasından dolayı devreye giremediğini açıkladı. Aramaların durdurulmasına rağmen konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer acılı aileye her türlü yardımın yapılacağını ifade etti. Evet sevgili seyirciler, reklamlardan hemen sonra geçen dönem yayınlanan bu haberi girdik. Ekranlarınıza getirdik. Evet, eski bir haber bu. Ali Dip'in oğlu Can Dip'in bir Alman genci tarafından Ren Nehri'ne itilerek hayatını kaybetmesiyle ilgili haber. Evet, çocuk yani Can Dip sonunda bulundu, defnedildi. Ancak bu Alman genci, sevgili seyirciler, ödül gibi ceza verildi. Ödül gibi ceza ne biliyor musunuz? Bir hafta zorunlu meslek kursu. Ceza bu. Hadi buyurun, Alman adaleti. Tabii Ali Dip, baba Ali Dip isyan ediyor bu şey, cezaya, sözüm ona cezayı. Ve Ali Dip'i de akıl ve ruh sağlığı hastalıkları hastanesine yatırdılar zorunlu olarak. Alman adaleti böyle. Ali Dip bugün izinli ve evinde şu anda ve telefon attığımızda Ali Bey merhaba. Evet, iyi yayınlar sizin. Ali Bey. Efendim. Öncelikle sorum şu size. Neler hissediyorsunuz bu adalet karşısında? Ya ben bu adalet karşısında zaten adalet olmadığını kanıtlandı bu. Evet. Yani bir adalet olmuş olsaydı bir çocuğun canı gidiyor. Ondan sonra karşıdaki çocuğa 17-18 yaşındaki şimdi mahkemesi olunca ödüllendirdiler. Yani hiç ceza vermeden sanki bir tramvaya kaçak binmiş gibi bir ceza verdiler. Evet. Yani tabii biz buna tabii isyan ediyoruz. Yani bizim depresyona girdik. Yani bu normal bir
bir ceza değil. Hı hı. Yani sanki benim çocuğum çocuk değil. Yani bu yani ayrımcılığını tamamıyla zaten belli ilk başta belli oldu. Şimdi Ali Bey, çok acı çektiniz ve isyanınızı dile getirdiniz. Şimdi siz kendi isteğinizle mi akıl ve ruh sağlığı hastalığı hastanesinde tedavi görüyorsunuz, yoksa sizi devlet mi zorladı? Ya benim mahkemede ben orada bir kelime iki kelime söyledim. Hı hı. Yani mahkemede çıkıp eve geldim. Ondan sonra polisler benim 3 saat sonra kriminal polis benim evime bastı. Hı hı. Bana diyor ki senin yaptığın kelimeler tehdit olarak görüyoruz. Hı hı. Yani seni diyor bizimle problemin olur. Yani bizimle problemin olur. Ne problemi olacak? Benim çocuğum öldü diyorum. Mahkeme çocuğu serbest bırakıyor. Ondan sonra siz hangi demokratiden bahsediyorsunuz dedim. Hı hı. Evet, ondan sonra bana diyor ki senin yapacağın bir şey, git tedavi olun, kabul edin, yani senin çocuğun öldüğünü, çocuk serbest bırakıldığını kabul edin diyor. Bunu kabul edilecek tarafı yok. Hı hı, hı hı. Ben onu işte zorluk çekiyorum. Şimdi ben tedavi oluyorum. Tabii ben 2 hafta sonra çıkıyorum. Ama elimizden bir şey kalmadı, yani bir koz kalmadı. Her şeyini aldılar bizim elimizden. Yani demokrati denen işte bu. Evet, evet. Yani sizi akıl hastanesinde tedavi olmaya zorladılar, öyle mi? Tabii bana dedi ki eğer gidersen, ben oraya gidiyorum tedavi hap almaya. Dedi ki eğer sen gidersen seni polisle tekrar getireceğiz dedi buraya. Ha, yani oraya yani, gitmezsen bizimle başın derde girer diye sizi tehdit ettiler yani polis. Tabii. Anladım. Çok güzel. Diyorum ya, Almanya bir polis devleti sevgili seyirciler. Ya. Evet. Bir polis devleti. Almanya'da demokrasi falan yok. Yok. Bu demokrasi, bu polis devletini kabul edenler yaşayabiliyor. Diyorum, her zaman diyorum Almanya'da diktatörlük bir demokrasi var. Evet. Evet. Peki siz mahkemede tabii isyan ederek, duygularınızı dile getirerek birkaç şey söylediniz ve bundan dolayı başınıza bunlar geliyor. Doğru. Peki siz Almanya mahkemesinin, Almanya'daki mahkemenin verdiği bu kararı temiz edecek misiniz Ali Bey? Hiçbir şans vermediler ki. Biz avukatlarımızı tanıştım. Avukatlar diyor hiçbir şans bırakmadılar ki. Peki bir üst mahkemeye götürmeyecek misiniz olayı? Ben isterim tabii götürmeyi, ama nasıl, ben şimdi avukatlarımız diyor yok böyle bir şey yapamazsınız. Biz keşke olsa her zaman yaparım, yani benim arkamda destek olsa, avukatlar olsa yani götürürüm ben. Evet, buradan da duyuralım Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli avukatlara ya da Almanya'da yaşayan demokrat ve dürüst hukukçulara seslenelim buradan. Eğer bu tür mağduriyetlere bir desteğiniz olacaksa Ali Tip'in telefonu bizde var, size iletiriz. Evet sevgili seyirciler, görüyorsunuz ortadaki durumu. Bir genç, 13 yaşında bir çocuk Can Dip, Ali Dip'in oğlu, 13 yaşındaydı çocuğunuz. Ve bir Alman genci tarafından suya itildi ve ölümüne yol açtı. Ve böyle bir ceza olmaz. Yani başka bir ülkenin çocuğu olsa, bir genci olsa, başka bir genç olsa, Türk genci olsa bugün cezaevindeydi. Ya da cezaevinin bir başka bölümündeydi. Gençler için hazırlanan bölümündeydi. Öyle değil mi Ali Bey? Ama bu gence, Alman gencine ödül verirdi. Bir hafta meslek kursu, zorunlu meslek kursu. Ne kadar güzel. Böyle bir cezaya can kurban, doğru söylemek gerekirse. Eşiniz Karin Dip ne yapıyor bu arada? Nasıl onun durumu? O da tedavi oluyor. İşte bu şimdi sonunda kötüleşti. Benim hanım kötüleşti de bu cezayı verince yani hiç kabul edilmeyecek bir durumda. Yani diyor ki benim çocuğum yani çocuk değil miydi? Evet. Demek yani ki haberde de konuştu. Benim hanım orada tedavi, ben çıkacağım. O yatacak 6 hafta hastanede.
Çünkü o gece bile yatamıyor artık. Evet. Ali Bey, Allah sabır versin size diyorum. Sağ ol. Ben buradan tekrar duyuruyorum. Almanya'da yaşayan namuslu, dürüst, demokrat hukukçulara buradan sesleniyorum. Bu kanunsuzluğu, bu kepazeliği sonuçlandıracak, sona erdirecek bir hukuki destek. Almanya'da ne kadar hukuki destek verilebilecekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine kadar da gidebilecek bir hukuki desteği Ali Dip'e verin lütfen diyorum. Evet Ali Bey, size Allah sabır versin, Allah kolaylık versin diyorum. Sağ olun, sağ olun Fuat Bey, yayınlarınızı kattı. Sağ olun, yani teşekkür ederim Türkiye'ye. Eyvallah. Evet sevgili seyirciler, bir teknik arıza vardı. O arıza giderildi. Şimdi İskoçya haberimize geçiyoruz. İskoçya tarihi bağımsızlık referandumuna sadece 4 gün kaldı. Yapılan son anketlerde aradaki farkın kapandığı görülüyor. Artık her iki tarafta son kozlarını oynuyor. Öyle ki Birleşik Krallık hükümeti ve muhalefet partisi bağımsızlığı önlemek için deyim yerindeyse İskoçya'ya kamp kurmuş durumda. Haberi izleyelim. İskoçya'da 18 Eylül'de yapılacak ve Birleşik Krallık'ın kaderini etkileyecek bağımsızlık referandumuna sayılı günler kala yapılan anketlerde evet ve hayır oyu kullanacakların oranının hemen hemen aynı olduğu ortaya çıktı. Birlik yanlısı kampanyaya destek veren 3 büyük siyasi partinin liderleri İngiltere Başbakanı Cameron, Başbakan Yardımcısı ve Liberal Demokrat Parti'nin lideri Nick Clegg ve muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Ed Miliband, YouGov şirketinin yaptığı ankette bağımsızlık yanlılarının önde olması nedeniyle İskoçya'ya bir dizi ziyaret gerçekleştiriyorlar. İngiltere Başbakanı David Cameron, anket sonuçlarından endişe duyduğunu söyleyerek referandumda alınacak olan kararın gelecek yüzyılın kararı olacağını belirtti. İskoçya'daki hayır kampanyasına farklı bölgelerde katılan parti liderleri yaptıkları açıklamalarda maliye ve sosyal güvenlik alanlarında İskoç parlamentosuna mümkün olduğunca çabuk daha fazla yetki tanınacağını belirtiyorlar. Liberal Demokrat Parti'nin İskoçya'daki temsilcisi, İskoçya Liberal Demokrat Parti lideri Willie Rennie, İskoçya'nın bağımsızlığının her iki tarafa ekonomik olarak darbe vuracağını söyleyerek, bağımsızlığa karşı olduğu ancak İskoçya'ya daha fazla yetki verilmesini desteklediğini belirtti. Biz liberal demokratlar Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak kalmak istiyoruz. Çünkü İskoçlar olarak Londra'da daha güçlü temsil edilmek istiyoruz. Ancak bir arada olursak ekonomik olarak kalkınacağımıza inanıyorum. Eğer İskoçlar referandumda hayır oyu kullanırsa İskoç parlamentosuna çok daha fazla yetki verileceğinin garantisi var. Ama İskoçya'nın bağımsız olması durumunda bunun içerisinde birçok finansal sorunu da beraberinde getirecek. Bunlardan en önemlisi de para biriminin değişmesi durumunda gerçekleşecek. Yes kampanyasının en büyük destekçilerinden iş adamı Ian McKee ise İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasıyla ekonomik olarak daha da güçleneceklerini belirtti. İskoçya olarak çok güçlü bir ekonomiye sahibiz. Petrol ve doğalgaz rezervlerimiz, yenilenebilir enerji kaynaklarımız başta olmak üzere ekonomik olarak birçok alternatifimiz var. Bunları Birleşik Krallık'la paylaşmaktansa kendi halkımızın yararına kullanmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Bunun için tüm gücümüzle bu kampanyaya destek veriyoruz ve her geçen gün de oylarımızı artırıyoruz. Geçen yıl bu zamanlar oylarımız %36 iken şimdi dengeyi yakaladık. İskoçya Sosyalist Parti üyesi Pat Smith, İskoçya'nın bağımsızlığı için daima mücadele edeceklerini belirterek, kaybettikleri takdirde bağımsızlık hareketinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Bağımsızlığı almak için gerçekten çok fazla çalışıyoruz. Bunu sadece 18 Eylül'deki bağımsızlık referandumu için değil, kendi hakkımızı aramak için de yapıyoruz. Ve bu hak arayışının diğer ülkelere örnek olacağını düşünüyorum. Mesela Kuzey İrlandalı politikacılar referandum sürecindeki çalışmalarla ilgili bizden sürekli bilgi alıyorlar. Bu çalışmalar onlar için de oldukça önemli. Her ne olursa olsun, eğer 18 Eylül'de başarısız olursak, pes etmeyip sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Peki, İskoç halkının referandumda tercihi ne olacak? Referandumda kesinlikle evet diyeceğim. Çünkü Westminster yenilenebilir enerjilere odaklanmak yerine nükleer enerjiyi tercih ediyor ve bizim taleplerimizi görmezden geliyor. Ulusalcılığa karşı olmama rağmen referandumda evet diyeceğim. Referandumda benim oyum hayır olacak. Çünkü bu süreç İskoçya Ulusal Partisi'nin yol haritası ve ben bu haritayı benimsemiyorum.
Benim düşüncem ayrılmaktansa bir arada beraber durmak. Ayrılmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Bir arada olmamız daha iyi olur. Eğer İskoç olsaydım, bağımsızlık karşıtlığı için oy kullanırdım. Tüm bunlarla birlikte referanduma göçmen vatandaşlar nasıl bakıyor? Türk İskoç Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Vahap Şahin Fırat, göçmen vatandaşların bağımsızlık konusunda büyük endişeleri olduğunu belirtti. Evet, ayrılmasını istemiyorlar. Çünkü onlar kraliyet pasaportuyla devam etmek istiyor. Kraliyetin kontrolünde devam etmek istiyorlar. Çünkü birçoğu bizim örnek verecek olursak, bizim Türkiye'den işte iltica edip gelenler, ya biz bu pasaportu burada bu demokratik ülkede yıllarca bekledik, belki 10 küsur yıl sonra aldık. Şimdi İskoç'a ayrılırsa sonumuz ne olacak? Bilemiyoruz ne olacak. Eğer İngiltere'ye taşınırsak buradaki iş hayatımız ne olacak? O yüzden diyebilirim ki %90'ı da bu kısımda, belki %10'u destekler de %90'ı evet'i desteklemiyor. YouGov'un 7 Eylül'de yayınladığı son ankette İskoçların %51'i bağımsızlığa evet derken, Survation Pool'un 10 Eylül'de açıkladığı ankette ise İskoçların %53'ü bağımsızlığa hayır diyor. Evet, herkesin derdi başka. Bu arada bu güzel haber için Hamza Bayrak'a teşekkür ediyoruz. Hamza Bayrak telefon attığımızda. Hamza, merhaba. Merhaba Fırat Uğur, iyi yayınlar. Teşekkürler. Hamza, çok güzel bir röportaj yapmışsın. İskoçya'nın nabzını tutmuşsun adeta. Evet, şimdi durum galiba başa baş görünüyor. Herkesin derdi başka derken, oradaki göçmenlerin tabii ki derdi Birleşik Krallık pasaportunu kaybetmek istemiyorlar. Onları bir kenara ayıralım ama İskoçlar da kendilerine ait kendi rezervlerinde olan zenginliklerin, maden zenginliklerine sahip çıkmak ve bağımsız devlet olmak istiyorlar. Yüzyıllara dayalı bir istek, arzu bu. Tarihsel bir arzu. Bunun için savaşlar vermiş bir ülkenin insanları İskoçlar. Birleşik Krallık parlamentosu da adeta kamp kurdu diyorsun haberinde. Şimdi en son durum nedir? Aldığın bilgileri bize aktarır mısın? Şimdi en son durum, haberde belirttiğim gibi, şu an anket sonuçlarına baktığımızda %50-%50 gidiyor. Birbirine çok yakın. Hı-hı. Hatta son 2 gün önce yayınlanan bir anket vardı. Onun da bilgisini vereyim ben size. Hı-hı. Sunday Times bir anket araştırma yaptı. Anket sonucu ise %50.6 hayır diyorlar bağımsızlığa. %49.4 ise evet diyorlar. Yani bu derece çok böyle az bir fark var. Yani 0.6 gibi bir fark var son olarak. İşte bu YouGov'un açıklamış olduğu anketin ardından ankette %51 ile evetçiler öndeydi. Bu da şok etkisi yarattı doğal olarak Birleşik Krallık parlamentosunda. Şu anda işte David Cameron, Başbakan David Cameron olsun, Liberal Demokrat Parti lideri Nicky Leake olsun, efendime söyleyeyim İşçi Partisi lideri Ed Miliband olsun, şu anda İskoçya'da çalışmaları yakından takip ediyorlar ve hayır çalışması için, hayır kampanyasını desteklemek için biz buradayız mesajını vermek istiyorlar. Şu anda durum bu şekilde. Evet, peki Hamza, şimdi tabii yani bağımsızlık yolunun yönünde oy kullansalar bile İskoçlar 2020 yılında gerçekten bağımsızlıklarına kavuşacaklar. Ama yok, İskoçya için belirsiz bir gelecek değil mi? Bu tabii ki bağımsız olduğunda hemen pat diye Avrupa Birliği üyesi olmuyor. Şimdi Avrupa Birliği diyecek ki, dur bakalım senin aday yapıp yapmayacağımıza biz karar vereceğiz. Çünkü sen İngiltere'nin içinde bir ülkeydin. Şimdi başlı başına bir ülkesin diyecekler. Bu İskoçya için karanlık bir gelecek değil mi sence? Ben de öyle olduğunu düşünmüyorum. Burada bir strateji söz konusu. Eğer burada İskoçya eğer bağımsız olduğu takdirde İskoçya'nın Avrupa Birliği üyeliği sorgulanacaksa ve yeniden bir üyelik başlatılacaksa, bu üyelik Birleşik Krallık için de başlatılmalı. Çünkü Birleşik Krallık'tan bir parça kopuyor. O da İskoçya. Evet, bu da değişik bir bakış açısı. Doğru. Evet. Aynı şekilde Birleşik Krallık için de bir üyelik söz konusu olmalı ki ben bunu Ivan Tyler diye bir avukat var. Bu avukat Letonya'nın Avrupa Birliği Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin hukuki altyapısını oluşturdu. İşte İskoçya'dayken kendisine bu soruyu yönelttim. Sizce ne olur? Tekrar İskoçya referandumdan sonra evet derse Avrupa Birliği'ne tekrar hani üyelik için başvuru yapmalı mı? Kendisi de bana şunu söyledi. Hayır dedi. Bunun için yeniden bir üyelik olmamalı.
başvuru olmamalı. Sadece bir yol haritası olur. Kağıt üzerinden bir şeyler gerçekleşir. Bu olmalı çünkü bir zamanlar nasıl ki Batı Almanya, Doğu Almanya ile birleştiğinde Doğu Almanya, Batı Almanya ile birlikte Avrupa Birliği'ne hani nasıl girdiyse burada zaten biz Avrupa Birliği içerisinde... Ben bunu şunun için zaten soruyorum. Sen de okumuşsundur, biliyorsundur. Şimdi biraz önce Katalonya ile ilgili haberi de verdi. Çünkü Katalonya'nın bağımsızlığı konusunda Avrupa Birliği Katalonya'yı tehdit etti, biliyorsun. Ve dedi ki eğer bağımsız olursan ben seni hemen pat diye Avrupa Birliği'ne almam. Bir aday ülke yapmak için önce bir ön elemeden geçiririm dedi. Sen yeni bir ülke oluyorsun dedi. Ama senin tabii bakış açınla bu durumda İspanya'nın da aynı şekilde aday ülke olması lazım. Bu bence de yanlış. Haklısın aslında. Ama bu çok tartışmalı bir konu. Yani Avrupa Birliği söz konusu olduğunda aslında çok da fazla işlerine geldiği gibi kuralları eğip büküyorlar, biliyorsun, malum. Evet. Yani sadece burada Avrupa Birliği değil, NATO var. Efendime söyleyeyim, Birleşmiş Milletler var. Aynı şekilde İskoçya'nın NATO ve Birleşmiş Milletler'e üyeliği de sorgulanacak. Evet. Bunun sizin söylemiş olduğunuz gibi Avrupa Birliği neden? Mesela Jose Manuel Barroso bir açıklama yaptı. Şunu söyledi. Dedi ki eğer İskoçya bağımsız olursa İskoçya'nın Avrupa Birliği'ne devam etmesi, üye olarak devam etmesi zorlaşacak ama imkansız halde olmayacak. Şimdi burada stratejik bir şey var, söylem var. Eğer Jose Manuel Barroso dese ki evet İskoçya bağımsız olduktan sonra çok rahat bir şekilde üye olarak devam edebilir demiş olsa bu sefer Katalonya'ya rol model olacak bu açıklama. Aynı şekilde Katalonya'ya da uygulanmış olacak ama burada İspanya etken bir konumda. Yani baskı yapıyor ve bu baskının sonucunda Jose Manuel Barroso bu şekilde açıklama yapıyor yani. Ucu açık bir açıklama. Evet hani kalması çok zor ama imkansız değil şeklinde bir açıklama yapıyor. Sana bir soru daha soracağım. Son bir soru Hamza. Şu İskoçya gerçekten rezervleriyle dikkate alındığında, petrol ve maden rezervleriyle ve ekonomisiyle dikkate alındığında tek başına ayakları üzerinde durabilecek bir ülke mi sence? Şimdi şüphesiz durabilecek bir ülke. İlk başta zorluk çekecektir finansal olarak ki dün bir açıklama yapıldı. Royal Bank of Scotland'dan dedi ki işte İskoçya bağımsız olduğu takdirde biz bankamızın merkezini Londra'ya taşıyacağız dedi. Ki Royal Bank of Scotland yaklaşık işte 300 yıldır merkezi İskoçya'da olan bir banka. Bununla birlikte baktığımız zaman rezervlere size şu bilgiyi vereyim. Yaklaşık 40 bin varil petrol çıkartıldı İskoçya'da şu zamana kadar. 40 bin ton varil çıkartıldı. Petrol çıkartıldı. Geriye ise 24 milyar varil petrol var İskoçya'da. Bu petrol, bu kaynaklar İskoçya'nın 30-40 yılını götürebilecek cinsten. Ki 2018'e kadar bu petrolden İskoçya'nın elde edebileceği gelir 57 milyar sterling. Yani bu yaklaşık 180 milyar TL yapıyor. Bu çok büyük bir rakam. İskoçya'nın yenilebilir enerji kaynakları var. Bu enerji kaynakları Avrupa'nın %25'ini oluşturuyor. Dalga enerjisi olsun, gerget enerjisi olsun, rüzgar enerjisi olsun. Çok büyük bir oran var. Bu petrol ve doğalgazdan elde edilecek olan gelirlerin bu yenilebilir enerji kaynaklarına yatırımı söz konusu olursa ben İskoçya'nın hiçbir şekilde uzun vadede sıkıntı yaşamayacağını, çok refah bir ülke olacağını düşünüyorum ki kendilerinin biz güçlü bir devlet olalım diye bir işte süper power, işte Birleşik Krallık gibi, Amerika gibi hani süper power olma gibi derdimiz yok diyorlar. Biz işte Finlandiya, Norveç ve İsveç gibi kendi işimizde olalım. Halkımızın refahını... Görüntüleri görelim arkadaşlar. Evet. Evet Hamza, çok bir cızırtı vardı bu arada ekranda. Evet, çok önemli bilgileri paylaştım bizle. Hakikaten ekonomik olarak biraz zorluk çekse bile İskoçya kısa zamanda kendisini toparlar diyorsun. Ve bu da tabii son derece önemli bir bilgi. Katalonya açısından da aynı şeyi söyleyebilir. Çünkü turizmiyle ve diğer gelirleriyle Katalonya'da biz bağımsız olarak ayakta durabiliriz düşüncesinde Katalonyalılar. Evet, bakalım ne olacak? Belki önümüzdeki yıl Avrupa Birliği ya da Avrupa iki bağımsız ülke daha kazanabilecek diyebiliriz, değil mi? Çok şeyler değişecek Avrupa'nın coğrafyasında, öyle gibi görünüyor. Çok teşekkürler programımıza katıldığın için ve bu verdiğin bilgiler için Hamza ve bu güzel haber için ayrıca. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sevgili seyirciler, Fransa'daki aşırı sağcı dergiler Milli Eğitim Bakanlığı'na Müslüman vekillerden Nejat Belkacem'in atanmasına tepki gösterdi.
Fransa'da aşırı sağcı ve ırkçı yayın yapan dergiler, Milli Eğitim Bakanlığı'na Müslüman bir kadının atanmasına tepki gösterdi. Aşırı sağcı Fransız Minute dergisi son sayısında Faslı bir Müslüman Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetecek. Belkacem'in Milli Eğitim Bakanı olması bir provokasyondur başlığıyla çıktı. Fransa'da bir başka aşırı sağcı dergi Valeu Actuel'de bu haftaki sayısını Müslüman bir siyasetçinin Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilmesine ayırdı. Fransız dergi Ayetullah olarak adlandırdığı yeni bakan hakkında alaycı ve küçük düşürücü ifadeler kullandı. İktidardaki Sosyalist Parti yönetimi yaptığı açıklamayla yeni bakana yönelik ırkçı saldırıları kınadı ve söz konusu dergiler hakkında ırkçı nefreti körüklemek suçundan dava açılmasını istedi. İnsan hakları dernekleri de yeni bakana yönelik ırkçı saldırıları kınadı. Saldırılarla ilgili ırkçılık bir fikir değil, suçtur. Ben sadece bana saygı gösterilmesini istiyorum dedi. Bir önceki bakanlar kurulunda hükümet sözcüsü olarak görev yapan 36 yaşındaki Najat Belkacem, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın en fazla güvendiği ve koruduğu bakanlar arasında yer alıyordu. Evet, aşırı sağcı Fransızlar büyük bir travma geçmişler belli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen torba yasa var malum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara mavi kartla emeklilik imkanı nihayet sağlandı. Mavi kartlılar Türk vatandaşlığı sırasında çalıştıkları süreleri dava açmadan borçlanabilecek. Yurt dışında sigortalı ise başlama aynı Türkiye'deki başlama gibi sayılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kamuoyunda torba yasa olarak bilinen yeni yasalara göre Türk vatandaşı olup da çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden insanlara Türk vatandaşı olarak çalıştıkları süreyi saydırarak emekli olma imkanı tanıyor. Bu yasayla mavi kart sahipleri dava açmaya gerek kalmadan emeklilik için borçlanabilecekler. Torba yasadaki diğer önemli değişiklik ise SGK'nın sigortanın başlangıcını dikkate alacak olması. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmesi gereğince sözleşmeye dahil ülkedeki sigortanın başlangıcı, Türkiye'de sigorta başlangıcı olarak kabul edilecek. Yeni yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe girecek. Evet sevgili seyirciler, 2013 yılı raporu Alman Gençlik Dairesi'nin açıklandı ve bu raporda Alman Gençlik Dairesi'nin yurtlarına alınan, koruyucu ailelere verilen ve aynı zamanda çeşitli koruma tedbirleri altına alınan çocukların oranı sayısı arttı. Toplam olarak çocukların sayısının içinde göçmen çocukların oranı daha da arttı. Biz ne söylüyoruz? Alman Gençlik Dairesi koca bir ekonomik çark. Bu ekonomik çarkı döndürmek için de Alman Gençlik Dairesi'nin uzmanları kaşının altında gözün var, gözünün altında üstünde kaşın var, yan baktın, doğru gittin, eğri gittin diyerek göçmen ailelerin çocuklarını, haklarını arayamayacak göçmen ailelerin çocuklarını sudan bahanelerle ellerinden alıyorlar. Bu çarkı döndürmek için de onları koruyucu ailelere veriyorlar ama Alman koruyucu ailelere veriyorlar. Bir kaşla onlarca kuş vuruyorlar. Çünkü niçin? Bir, o ekonomik çark dönüyor. İkincisi, bu çocukları devşiriyorlar Alman aileleri eliyle ve üçüncüsü de Türkiye kökenli ya da göçmen kökenli aileleri yıldırıyorlar. Gidin buradan diyorlar adeta. Evet, şimdi 2013 raporunu değerlendireceğiz. Bu konuda grafikler de var elimizde. Kamil Altay Umut Hızlı Derneği Başkanı. Başkan diyecek miyiz bu arada? Kamil Altay merhaba. Kamil Altay, şimdi Unutuluz Derneği Başkanlığı'ndan ayrılmıştı. En son durumu nedir onu bilmiyorum. Evet efendim, ayrıldım. Evet. Şu anda bağımsız olarak gene çalışmalar aynı şekilde devam ediyor. Tamam, ediyorum. O başkanı lafını kaldırıyorum. Gülsüm Yalçın Öz başkanı çünkü. Kurucusu diyebiliriz. Umut Yıldızı Derneği kurucusu diyebiliriz. Evet, Kamil Altay. Şimdi bu raporu bize biraz anlatır mısın? Bu arada arkadaşlarımız da grafikleri girsinler ekrandan. Tabii Fuat Bey, önce iyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Önceki bu Cantip olayıyla ilgili ben bir konuşmak istiyordum. Tabii ha, ben o konuda seni de bağlamak istiyorum Kamil Altay telefona. Hatta fakat o anda denk düşmedi. Evet, dinliyorum. Biz bu konuda avukatımız Mustafa Basun arkadaşımızı görevlendirdik. Tamam. Çağrınız üzerine. Tamam. Üzerine düşeni yapacak. Kendisi çok başarılı bir avukat arkadaşımız. Tamam.
Tamam, aile çok güzel. Aile zamanında dosyayı bize gönderdiği takdirde programımıza müracaat eden diğer avukat arkadaşlarla beraber konuyu sahiplenecekler. Buna bir değinmek istedim ben. Ha, o zaman Ali Dip'in size başvurması gerekecek değil mi? O zaman evet, buradan Ali Dip'e söyleyelim. Evet, bir hukukçu desteği istemiştik. Evet sevgili seyirciler, Umut Hızlı Derneği her zamanki gibi bu konuda da adım attı ve bir hukukçuyu Ali Dip'e hukuk desteği vermek üzere görevlendirdi. İsmini bir daha tekrar eder misin Kamil Altay? Avukat Mustafa Bağsun arkadaşımız. Mustafa Bağsun arkadaşımız. Evet, evet. Çok tecrübeli ve başarılı bir avukat kardeşimiz. Tamam. Üstelik çok güzel. Herhangi bir ücret almadan. Hı hı. Bu arada Muhammed Eren davası planla konuşmak istiyordum. Biz bu konuda bölgenin Sağlık Bakanlığı'na bir yazı yazdık. Evet. Dedik ki hastaneyle aile arasındaki gerginliği göze alarak tarafımızdan görevlendirilecek bir bilirkişi tarafından Muhammed Eren'in kontrol edilmesine, şayet kalp nakline vücudu müsaitse en kısa zamanda kalp naklinin yapılmasını arzu ediyoruz diye. Yaklaşık bir ay önce böyle müracaatımız olmuştu fakat buna bir sonuç alamadık. Yani eğer madem ki Giysan Hastanesi bu ameliyatı yaparız diyerek 400 bin euro gibi bir meblağ kabul ettiyse bu ameliyatı yapmakla mükellef. Bu aşamaya gelmesi çok üzücü. Geçtiğimiz hafta hatta Cuma günü yapılan mahkemede bunun kararı çıktı ve bizim istediğimiz, Sağlık Bakanlığı'ndan istediğimiz bu raporu mahkeme kararıyla hazırlanması istendi. Bu çok güzel bir gelişme ama yani 3 aydır o çocuk orada vücuden çok yıprandı. Aslında bunun 3 ay önce yapılması gerekiyordu. Evet, evet. İnşallah Muhammed Eren için geç kalınmamıştır. Dualarımızla ailenin yanındayız. O konuda da yapabileceğimiz ne varsa yanındayız. Ve o konuda da avukat arkadaşımız görevli zaten, konuyu takip ediyor. Bunu da sizin aracılığınızdan duyurmak isterim Fuat Bey. Çok teşekkürler. Hakikaten bunlar son derece önemli gelişmeler. Yani hastaneler bir para tuzağı olmamalı. Sağlık her şeyden önemli. Can her şeyden önemli. Ve Muhammed Eren'in hayatı onların kazanacağı paradan da önemli hakikaten. Bu konunun acilen çözümlenmesi gerekiyor. Giysen'deki hastanenin bir an önce gerekeni yapması gerekiyor. Bu konudaki çabalara destek vermek gerekiyor. Şimdi Fuat Bey, konumuza gelecek olursak biliyorsunuz 2011 yılında 38.456 çocuğumuz koruma altına alınmıştı Almanya genelinde. Bu çocuklardan 9.209'u göçmen olarak kayıtlara geçmişti. 2012 yılında da 40.227 çocuk koruma altına alınmış. Bunların içinde de 10.757'si göçmen olarak kayıtlara geçmişti. Geçen sene itibariyle yani 2013 yılında Almanya genelinde toplam 42.123 çocuk koruma altına alınmış. Bu çocukların göçmen olanları ise 13.240. Evet. Şimdi biz geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz araya girmeden önce bir form paylaşmıştık. Bu formda koruma altına alınan bir Türk çocuğu nasıl Alman olarak kayıtlara geçtiğini paylaşmıştık. Evet. Evet. Anadolu Ajans bu konuda bayağı geniş kapsamlı bir çalışma da yapmıştı. Berlin Şubesi. Yani çocuk koruma altına alındığı zaman bir form dolduruluyor ve bu formun 3. maddesinde deniyor ki çocuk Alman vatandaşı mı, diğer ülke vatandaşı mı? Evet. Şayet diyor diğer ülke vatandaşı olsa dahi diyor Alman olarak kayıtlara geçmesi gerekiyor. Yani böylesine bir hassas bir oyun var burada. Evet. Bu şekilde biz bu 42.123 çocuğun içinde toplam olarak ne kadarının Türk veya göçmen olduğunu maalesef tespit edemiyor. Şimdi bu 13.240 göçmen kökenli çocuk deniliyor ama bu çok kesin ve net bir rakam sayılamaz diyorsun Kamil Altay. Tabii. Çünkü koruma altına alınan çocuklar zaten Alman olarak yazılıyor. Senin de söylediğin gibi biz de bunun haberini vermiştik senden aldığımız bilgilerle. Dolayısıyla 42 bin içindeki göçmen çocuk oranının çok daha yüksek olabilir diyorsun. Ya bakın şimdi 13.240 çocuktan bahsediyoruz. Göçmen olarak kayıtlara geçen. Evet. Ya Türk nüfusunun burada yaklaşık yarısının göçmen olarak yani çok büyük bir oranda olduğunu düşünürsek zaten bu rakamın içinde o kadar bir... En az 5.000 Türkiye kökenli çocuk var bunların arasında. Yani muhakkak ki ya, tabii bu bizim iddiamız ama bunu açıklamak da Alman devletine düşüyor ve biz bunu da çok arzu ediyoruz. Hı-hı. Ama şunu da söyleyeyim, bunu da belirtmek istiyorum. Tek bir tane daha Türk çocuğu kaybetme lüksümüz yok. Yani buradaki sayı çok önem taşımıyor bizim için. Biri de bir, bini de bir. Ama rakamlar çok ciddi ve çok dehşet verici. Ve bu konuda maalesef somut bir hareket de şimdiye kadar yapılmış değil. Ve giderek de bu sayıların arttığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlarımız veriyorlar 2011'de, 2012'de, 2013'te koruma altına alınan göçmen çocukların sayısını. 3 yılda en az 3500 adet, 3000 adet demek de çok tuhaf oldu. 3500 çocuk artmış. Göçmen çocuk artmış.
Fuat Bey, 18 sene içinde toplam 594.085 çocuk. Biraz önce ekranda da paylaşmıştık biz. Evet. Yani yaklaşık 600 bin çocuk 18 sene içinde kaybetmişiz. Bu 18 sene içindeki bu çocukların 600 bin yaklaşık çocuğun içinden ne kadarının Türk olduğunu bilmiyoruz maalesef. Evet. Ve bu çocuklar kayboldu. Buradaki bütün sivil toplum örgütleri, konsolosluklarımız, bürokratlarımız maalesef bu konuda çok sorumsuz kalmışlar. Ve 50 sene sonra ilk defa bu çalışmaları bizler beraber yürüttük. Gelinen çalışmada tabii istediğimiz mesajı verdiğimizi düşünüyorum ama maalesef çok yetersiz. Çözüme yönelik çok hızlı hareketler yapmamız gerekiyor. Hı hı. Bu konuda da tabii ki Umut Yıldız Derneği ile verdiğimiz mücadelede maalesef bildiğiniz gibi bir çıkmaza girdik. Yani ondan dolayı görevimden ayrılmak zorunda kaldım. Hı. Çünkü Umut Yıldız Derneği kurumsallaşması gereken bir oluşum. Türk toplumunun buna da ihtiyacı var. Aynı AVO gibi, Caritas gibi, Diakoni gibi serbest sosyal kurum olarak bu sahanın içine girmesi gerekiyor. Böyle bir görevi var. Hı. Ben de o yüzden ayrılarak bu mücadelemi biraz daha sert ve etkileyici bir şekilde vermeyi düşündüm. Evet. Bu konuda duyarsız kalınmamasını arzu ediyorum. Çünkü rakamlar çok gitti. Yani senede bir savaşta bile bu kadar çok çocuk kaybedilmiyor. Evet, evet, çok doğru, çok haklısın. Şimdi Dışişleri Bakanlığı da Eskişehir Milletvekili ismi neydi şu anda unuttum. Mevlüt Bey. Ha, yok yok, Eskişehir Milletvekili, MHP Eskişehir Milletvekili bir hanımefendinin verdiği soru önergesine. Ruhsar Hanım, evet. İsmi neydi? Ruhsar Hanım. Ruhsar Hanım'ın verdiği soru önergesine bir cevap veriyor Dışişleri Bakanlığı. Ve Umut Hızlı Derneği'ne referans gösteriyor. Bu konuda çalışma yapan derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız da var diyor Dışişleri Bakanlığı. Umut Hızlı Derneği'ni bu şekilde referans gösteren bir Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Umut Hızlı Derneği'ni de gereken özeni göstermesini bekliyoruz biz, değil mi? Bu son derece önemli. Ben bu konuda Umut Hızlı Derneği'nin çalışmalarını gönülden destekliyorum. Hakikaten yaptığınız çalışmalar son derece önemli. Umuyorum ki bu destek bütün kamu kurumları tarafından, bütün Türkiye tarafından yapılır diye düşünüyorum. Peki. Bakın, şöyle bir durum da var. Bunu kaydetmeden geçemeyeceğim. Türkiye'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız var. Evet. Bu bakanlığın bünyesinde 20 bin çocuk var yaklaşık. Hı hı. Oysa şu anda gençlik dairesi koruması altında 160 bin çocuk var en aşağıya. Bu çocukların yarısı koruyucu ailedeyken yarısı da yurt köşelerinde. Ve ne kadar Türk olduğunu bilmiyoruz ama en azından 30 binin Türk olduğunu düşünebiliriz. Evet. Böylesi bir durumda İlk defa bu konuyu ele alan bir derneğin bu şekilde kaderine terk edilmesi çok üzücü. Evet, evet. Türk Cumhuriyeti'nin, yani biliyorsunuz Bekir Bozdağ zamanında çok ciddi bir destek alıyorduk. O Adalet Bakanlığı'na geçtikten sonra bu destek maalesef ayak üstünde kaldı. Hı hı. Ama şu anda Dışişleri Bakanımızın başbakan olması bizi cesaretlendiriyor, biraz umutlandırıyor. Hı. Umarız bu konuya daha duyarlı bir şekilde sahip çıkarlar. Ve şu da çok önemli bir şey, bunu da altını çizmek istiyorum. Avrupa'daki birçok sivil toplum örgütü, özellikle Almanya'dakiler, Alman devletinden çok ciddi maddi destekler alıyorlar. Hı hı. Maddi destekleri alıp bu kadar büyük kurum haline gelmişken böylesine hassas ve önemli bir konuda Alman devletiyle ters düşmeyi hiçbir şekilde göze alacaklarını düşünmüyorum. Evet, evet, tabii böyle bir sıkıntıları var onların. Evet, evet, evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani her şey gayet açık ve net. Çocuklarımız direkt otomatikman Alman vatandaşı olarak kayıtlara geçiyor ve bu çocuklar öz değerlerini, ana dil, kültür ve dini değerlerini sahip çıkamıyorlar, kaybediyorlar. Evet, buna maalesef. Bir tane sivil toplum örgütümüz şu dakikaya kadar çıkıp da evet biz de bu konuda varız, çocuklarımız haksızlığa uğruyor, Türk çocukları koruma altında alındığında konsolosluklara bildirilmiyor, yakın akrabalarına verilmiyor, öz değerlerini korumak için herhangi bir itina gösterilmiyor diyemiyor maalesef. Evet. Ne kadar acı bir şey değil mi? Fena halde kıskaç altındalar. Parasal kıskaç altında, finansal kıskaç altında. Bu hiç iyi bir şey değil. Kamil Altay, çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Bu konudaki çalışmaları yakından izliyoruz. Tekrar görüşmek üzere yayınlarımızda diyerek. Hayırlar, iyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Fransa'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Muammer Yılmaz ve Alman arkadaşı Milan Bilman dünyada hala iyi insanlar olduğunu göstermek için yanlarına para almadan dünya turuna çıktı. Paris'te Eyfel Kulesi'nden 80 günde parasız dünya turu başladı. Strasbourg'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Muammer Yılmaz ve Alman arkadaşı Milan Bihman, dünyada hala iyi insanlar olduğunu göstermek için dünya turuna çıktı. Muammer Yılmaz, Milan Bihman, Berlin'de tanıştık 2010 senesinde ve baktık ki aynı anda beraber gezmek istiyoruz. Bunun için
bu geziye başladık. 9:05 kala 5 dakika sonra yola çıkıyoruz. Amacımız 80 günde devre alem, parasız pulsuz. Amacımız dünyanın iyi insan dolu olduğunu göstermek. Yani ülke, her ülkede, her dinde, her yerde iyi insan bulup onlarla, onların yardımıyla dünya turunu yapacağımıza inanıyoruz. Muammer Yılmaz tura Avrupa'dan başladıklarını, daha sonra Türkiye'ye geçeceklerini, ardından İran, Hindistan, Singapur ve Amerika'ya gideceklerini söyledi. Bizi takip edebilirsiniz. Optimistik Travel'ı Facebook'tan, internet sitemiz var. Optimistik çizgi, orta çizgi traveler.com. Bize destek olun, bizi bakın, bizi takip edin. Sizi seviyoruz, Türkiye'yi seviyoruz, dünyayı seviyoruz. Herkese açık olun, siz de gidin, siz de gezin, çıkın ve bizi takip edin, sizi seviyoruz. Evet. Evet, gelecek hafta Türkiye'ye de geliyor bu iki macera perest genç. Biz de onları stüdyomuzda ağırlarız diye düşünüyorum. Eğer denk gelirse şayet çok güzel bir gezi yapıyorlar hakikaten. Dünyada iyi insanlar olduğunu kanıtlamak istiyorlar. Bence de iyi insanlar var. Umarım kötü insanlara denk gelmezler diye bitirelim programımızı bu niyetimizle birlikte. Gelecek hafta yine aynı saatte bu ekranlarda olacağız. Hoşça kalın. İyi haftalar, iyi hafta sonları hepinize. Avrupa'da gündem başlıyor. Bize muhabbet. Almanya Kadınlar Birliği'yle Avrupa'da nasıl bir tablo var? 140'taki bu cadde Almanya arasındaki şu anda göçmen çocuklarını ve gençlerini destekliyor. Avrupa'da gündemde bizi yalnız bırakmadınız.